Sevgili izleyiciler, günaydın. Bugün 31 Aralık 2018. 2018'in son gününde, son yeni gün programında sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Evet, bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla merhaba diyeceğimiz, acısıyla, tatlısıyla, hastalıklarıyla, kederiyle, hüznüyle, sevinciyle bir yılı geride bırakacağımız bir akşamın sabahındayız. Bir sonraki güne 2019'dan 1 Ocak'tan merhaba diyeceğimiz bir gündeyiz. Yeni ümitleri beklediğimiz bir gündeyiz. Dedik ya, sıkıntıların 2018'de kalmasını dilediğimiz ve sadece ve sadece güzel olayları hatırlayacağımız geçmişte kalan bir 2018'i geride bırakmış olalım diliyoruz. Yani haber bültenini evet böyle güzel umutlar, ümitlerle başlamak isterken komşu ilimiz Giresun'dan, daha doğrusu Giresun'un bir şehidi olduğu haberi dün akşamdan bu yana hepimizi derin bir üzüntüye götürdü. Dün maalesef çığ düşmesi, Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu şehit olan uzman çavuş Salih Dinç'in haberiyle sizi baş başa bırakacağız. Yeni gün programı başladı. Gördüğü gibi işte çeşitli yerlerde çığ gelmiş. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Mirge Sav üst bölgesinde arızalanan su deposuna müdahale etmek üzere yola çıkan ve üzerlerine çığ düşmesi sonucu şehit olan Giresunlu piyade uzman çavuş Salih Dinç'in cenazesi Ordu Giresun Havalimanı'na getirildi. Bayrak gönderden inmesin diye kendini siper eden tüm şehitlerimiz dur, kalk. Giresun'un Dere ilçesine tamamlamıştır. Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda eğitimini tamamlamayı mütakip 5 Aralık 2015 tarihinde Van'dan askeri uçakla Ordu Giresun Havalimanı'na taşınan şehidin naaşı tören mangası tarafından Dereli Belediyesi'ne ait cenaze aracına kondu. Bu sırada şehidin babası Emrullah ve annesi Zühre Dinç'in ayakta durmakta güçlük çektikleri görüldü. Karşılama törenine şehit Dinç'in yakınlarının yanı sıra Giresun valisi Harun Sarıfakoğulları, AK Parti Giresun milletvekili Kadir Aydın, Ordu vali yardımcısı Ekrem Ballı, Giresun jandarma bölge komutanı Tuğgeneral Hasan Koç Yiğit, Giresun Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Cevdet Coşkun, Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Giresun İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın'la diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Dereli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan piyade uzman çavuş Salih Dinç, memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı. Dereli Devlet Hastanesi morgundan alınan 26 yaşındaki Dinç'in naaşı askeri mangayla Dereli Belediyesi önündeki tören alanına götürüldü. Bu sırada gözyaşı döken şehidin babası Emrullah ve annesi Zühre Dinç'i askeri personelle yakınları teselli etti. Kendisine şahit olduğu için şehit denmiştir. Şehit Dinç'in naaşı öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Tepeköy Narlı köyündeki aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine Dinç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Harun Sarıpakaoğulları, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Sabri Öztürk ve Kadir Aydın, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koç Yiğit, Giresun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cevdet Coşkun, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahu ekber. Allahu ekber. Evet, şehitimize Allah'tan rahmet dilerken hepimizin başı sağ olsun.
görüyorsunuz hangi zor koşullarda Mehmetçik gerek hudutta, gerek bir dağ karakolunda, gerekse Türkiye'nin birçok noktasında ülkemizin, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için görev yapıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan bütün kardeşlerimize bir kere daha başsağlığı dilerken, onların ne kadar özel, ne kadar zor şartlar altında, ne kadar zor koşullar altında görev yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Tıpkı polis arkadaşlarımız gibi son dönemde gerek emniyet teşkilatındaki kardeşlerimizin, gerekse Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki arkadaşlarımızın hakikaten işleri çok zor, görevleri çok kutsal. Onlara ve yakınlarına da 2019'un bir kere daha şehit haberlerinin gelmediği, kazalar sonrasında ölümlerin yaşanmadığı, hep güzel haberlerin ve güzel olayların yaşandığı bir yıl olmasını diliyoruz. Evet, Ocak ayını genellikle oradaki gazeteciler sevmezler derdik. Hani bu Ocak ayında birçok gazeteci arkadaşımızın vefat haberini sizlere verdik ama sevgili Tuncer abi, sevgili Hür General Ocak ayını beklemeden yine kendisine yapılacak olan o takılmış olan Hür General lakabına yakışan bir hareketle Aralık ayında aramızdan ayrıldı. Sevgili Tuncer Engin'i cumartesi günü önce Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan törenle, ardından da Yalı Camii'de kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurladık. Hem ailesine, hem tüm basın camiasına, hem de onu tanıyan tüm dostlarına, bizlere, sizlere bir kere daha başımız sağ olsun diyelim. Ordu basını, bir duayen gazetecisini, bir büyüğünü, hakikaten bir meslek ve ordu aşığını kaybetti. İşte Tuncer abinin, yıllarca haber yapan Tuncer abinin habere vesile olan cenaze haberi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Ordu Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer alan, bir dönem başkanlık görevinin yanı sıra Ordu Belediye Meclis Üyeliği de yapan 71 yaşındaki Tuncer Engin için ilk tören saat 10'da cenazesinin Fidangör'deki evinden alınarak Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlendi. Törenin ardından Aziziye Yalı Camii'nde öğle namazının sonrasında cenaze namazı kılınırken, buradaki namaza Engin'in yakınlarıyla birlikte Ordu Valisi Settar Yavuz, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Ertuğrul Günay, Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ile basın dünyasıyla çok sayıda seveni katıldı. Gazetecilik mesleğine 1974 yılında başladı. Daha sonra sahipleri yaptığı Karadeniz'in 52 gazetesini uzun yıllar yayınladı. 1990-1994 yıllarında belediye meclis üyesi ve imar komisyonu başkanlığı yaptı. Sevgili Tuncer abimiz çok yönlü bir kişiliğe sahip büyüğümüzdü. Ordu'da özellikle bu camiayla birlikte ordunun gelişimi, birçok hizmetlerin yapılması konusunda emeği, çabası vardı. Tabii Türkiye'de gazeteci olmanın çok kolay olduğu bir dönemde Tuncer abi üç kelimeyle yola edebiliriz ancak, eli kalem tutan bir gazeteciydi. Verdiği hizmetler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Tuncer Engin için çocukluk ve gençlik arkadaşı olduklarını ifade etti. Konuşmasını gözyaşları içerisinde güçlükle tamamladı. Benim için çok zor bir gün. Bütün hayatım boyunca tanıdığım bir arkadaşım burada yatıyor. İlkokul 1. sınıfı 19 Eylül okulunda beraber başlamıştık. Sonra ben Cumhuriyet Okulu'na gittim. Sonra İsmet Paşa Ortaokulu'nda tekrar bir araya geldik. Ve o gün bugün hiç kopmayan dostluğumuz, arkadaşlarımız vardı. Çok hakkı var hepimizin üzerinde ve şahsen benim üzerimde. Allah'tan bütün kalbimle niyaz ediyorum. İnşallah bütün orduya ve bizlere hakkını helal etmiştir. Biz ona sonsuza kadar hakkımızı helal ediyoruz.
kalemini de hep ordu için, ordunun iyiliği için, şehrin güzelliği için, doğasının, tarihinin, tabiatının korunması için kullanmaya çalıştı. En zor günlerde onun doğruyu yazmak için uğraştığını, doğrudan başka hiçbir şeye hizmet etmemeye çalıştığını bütün kalbimle tanıklık ederek burada hemşehrilerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekinter ise 28 yıllık siyaset yaşamında Tuncer Engin ile her zaman iyi bir diyalog içerisinde bulunduğunu söylerken onu hayırla yad edeceklerini belirtti. 28 yıllık siyasi hayatımızda ben Tuncer abiyle siyasetle beraber büyüdük diyebilirim. Naif olması, hakkaniyet ölçüsünde yazarken, çizerken duyarlı davranması, özellikle tabii ki meclis üyeliği sürecinde bu şehre katkı sunmuş olması ve sosyal hayatta bahsedilen her alanda bulunabilme imkanını yakalamış olması önemli. Bu kişiliğiyle tabii ki bize de yapılabilecek güzelliklerin belli bölümünde ne yapmamız gerektiğini bıraktığına inanıyoruz. Tuncer abi Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii inanıyorum ki ailesi de dostları da hepimiz aynı hissiyatı yaşıyoruz. Meclis üyesi olarak da önünde bulunduğumuz belediye binasının pek çok noktasında bulunarak hizmet. Evet, görüyorsunuz cenazeye birçok siyasetçi, seveni, dostu, arkadaşı, yakınları katıldı ama işte bazen bazı cenazelerin birleştirici özelliği vardır. Bazen bazı cenazelerin çok böyle özel misyonları vardır. Tuncer abi giderken de aslında çok güzel bir birleştirici bir kalabalık topladı. Her kesimden insan vardı, her kesimden siyasetçi, politikacı vardı. Herkesin söylediği ortak cümle, ortak payda, onun hiçbir menfaat gözetmeksizin, hiçbir politikacı ya da politikaya boyun eğmeden sadece ve sadece ordunun sorunlarıyla ilgili dertlenen, tasalanan, dalmayı çok seven, dalış sporuyla ilgili aktivitelere katılan ve ordunun her köşesini gezen, hatta bununla da ilgili fotoğraf sergileri açmayı seven bir kişilik olduğuydu. Bu 70 yıllık ömründe birçok güzel dost, anı bırakarak aramızdan ayrıldı Tuncer abi. Evet, Ordu Gazeteciler Cemiyeti'nin açmış olduğu bir basın müzesi ve basın parkı var sahilde. Görürsünüz bir demokrasi kürsüsü, önünde bir matbaa ve matbaanın yanında orada panoda resimler vardır. Bir gün bir dostumla geçerken bak burası basın müzesi dediğimde dostum ya sizin resminiz niye yok demiş ve ben de tebessüm ederek şu cevabı vermiş idim. Eğer bir gün orada resmimizi görürseniz bil ki aranızdan ayrılmışızdır. İşte Tuncer abinin resmi de o müzenin, o açık hava müzesinin, belki de evinin, mahallesinin, muhitin bulunduğu yerdeki o açık hava müzesinin en güzel yerine koyulacaktır. Anılarda, güzel anılarda yaşayacaktır Tuncer abi diyelim. Kendisiyle de ilgili çocukluk yıllarımdan kalan gelen bir anı, dönemin meclis başkanı Ferruh Bozbeyli'nin bir ordu ziyareti sırasında, ben o zaman çocuktum, kendisi 30'lu yaşlarda genç, dinamik, başarılı bir gazeteciyken birlikte verilmiş olan bir pozumuzu yıllarca ona hep bir baskı unsuru olarak bak abi hatırlıyor musun birlikte resmimiz vardı diyerek böyle birbirimize takıldığımız, güldüğümüz bir anı olarak bizde kalacaktır. Bir kere daha sevgili eşine Ayhan ablamıza ve oğlu Orhan'a sabır ve başsağlığı diliyoruz. Tüm Engin ailesine de. Sevgili izleyiciler, evet, önce bir şehit cenazesi, sonra bizden bir haber. Biraz biliyorum üzüldünüz, hüzünlendiniz ama bu da hayatın gerçeği. Evet, 31 Aralık günü, 31 Aralık sabahı saatler hani 08.15'i gösterirken biz böyle daha pozitif haberlerle sizi güne hazırlamak istiyoruz. Günaydın dediğimiz dostlarımız, arkadaşlarımız var. Öğrenci kardeşlerimiz günaydın. Onlar ne yaptılar? Okula hazırlandılar, servislere binecekler. Akşam yılbaşı heyecanını hep birlikte yaşıyorlar. Efendim biz de hani bu... Yok Noel Baba'yı falan beklemeyin. Öyle bir şey yok zaten. Hani o
bir satış ve pazarlama tekniği olarak sunulan, varsa da yoksa da hani bizden biraz uzak ama yeni yıl coşkusunu, heyecanını sıcak yaşadığımız bu günlerde tüm öğrenci kardeşlerimizin bu akşamı heyecanla beklediklerini biliyoruz. Hazırlıklar yapıldı. Hanımefendiler şimdiden akşamla ilgili planları yapıyorlar. Beyefendiler, yıl sonunu nasıl kapatırız, ekonomiyi nasıl düzeltiriz diye düşünürken gene de 2018'deki o kötü karamsar olayları unutmak istiyorlar. Hepimiz unutmak istiyoruz. Esnaf kardeşlerimize bugün bol 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 kazanç dolu bir gün diliyoruz. Tüm esnaf kardeşlerimizin bu akşam saat 10'a 11'e kadar yoğun bir şekilde çalıştıklarını biliyoruz. Sevgili Utku kardeşimin şu an bizi izlediğini biliyoruz. Utku Fazla. Utkucuğum, sana da, sevgili Cansev kardeşime de, yakışıklı sportif oğluna da günaydın, İstanbul'a sevgiler diyelim. Muammer Coşkun'a da günaydın diyelim. Evet, bugün esnaflarımız için güzel bir gün olsun sevgili Muammer kardeşim. Geçen gün Çatalpınar'daydım. Araçların dolaşıyordu, servis yapıyorlardı. Onlara da kolay gelsin. Çatalpınar'da bizi çok dikkatli bekleyen dostlarımız var. Geçtiğimiz günlerde Çatalpınar'a gittik. Oradaki belediye başkanımızı ziyaret ettik, sevgili Ahmet Türe'yi. İlçe başkanımızı ziyaret ettik. Diğer siyasi partilerimizin temsilcileri ve dostlarımızla görüşmeye çalıştık. Oranın meşhur bir memik ciğeri olması lazım. Ya da memik ciğeri diyorlar ama salı ve cuma günleri eğer yolunuz Çatalpınar tarafına düşerse Çatalpınar Belediyesi'nin hemen yukarısında, caminin aşağısında, sokak ortasında bir ciğerci Yaşar Usta var. Yani şöyle söyleyeyim, bu ciğerci Yaşar Usta eğer İstanbul'da, İstinye'de olsaydı kapısında 1000 tane araba sıra beklerdi. Ordu'da Fidangör'de olsaydı yok satardı ama diyeceksiniz ki sabah sabah ne alaka, biz böyle bir şey görmedik dostlar. İbrahim Aydın Bey, günaydın diyelim, teşekkür edelim. TV52 ailesine de günaydın demiş. Muammer Coşkun, günaydın, hayırlı yayınlar. 2018'in son günü, her bitiş yeni başlangıçlar demektir. 2019 yılı tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve barış ve esenlikler getirsin inşallah. Ordumuza, ülkemize hayırlı olsun demiş. Şu sizin adaylıklar da bir açıklansın, memlekette bir rahatlasın. Ramazan Öztürk, günaydın. Sedat Ünver, yeni hafta, yeni umutlar demek. 2019 yılının tüm dostlarımıza, TB52 çalışanlarına ve izleyicilerimize sağlık, sıhhat ve mutluluk getirmesini diliyoruz demiş. Sedat abi, seviyoruz seni. Günaydın. İstanbul'da bizi izleyen yüzlerce, binlerce ordulu hemşerimize de, gurbette yıllardır bir mücadele veren, yaşama mücadelesi veren, ayakta kalan, o şehre uyum sağlamaya çalışan ya da sağlayan tüm dostlarımıza memleketten kucak dolusu selamlar, sevgiler. Erol Coşkun, günaydın. Allah rahmet eylesin askerlerimize demiş. Biraz önceki haberimizle ilgili. Nihat Alkan da günaydın TV52 ailesine ve size, Perşembe ilçemizden. Yeni yılın sizlere sağlık ve huzur getirmesini diliyoruz demiş. Ve Osman Şahin, yeni güne ve orduya selamlar, sevgiler demiş. Evet, Çatalpınar'la ilgili röportajlarımız vardı. Arkadaşlarımızın hazırlamış olması lazım. Sevgili Reyhan'dan rica etmiştik. Montajcımız Sefat da baksın bu görüntülere. Dedik ya, bugün yeni günün, eski yılın son programı ve yeni yıla merhaba diyeceğimiz bir gün. O yüzden bize dikkatle izleyen izleyicilerimiz biliyorlar. Her sabah size şu arkadaki ordu manzarasını gösteriyoruz. Bir de şu ordu manzarası ile ilgili bir eleştirimiz var. Bu eleştirileri de sık sık yapmaya devam ediyoruz. Sağ olsunlar. Hafta sonu Sayın Hilmi Güler'le birlikteydik. Radyo Televizyon Gazeteciler Dernek ziyareti sırasında. Radyo Televizyon Gazeteciler Dernek ziyareti vardı. Cumartesi akşamından ya da acaba pazara mı yetişti diye. Pazara yetişmiş olabilir. Hemen bakıyorum Sayın Hilmi Güler'in ziyaret haberi nerede diye. Evet, cumartesine yapmış olsa gerek arkadaşlarımız. O haberi de hazırlamanı rica edelim ama röportajlarımız var mı Sefat? Tamam, o röportajlarımıza bir bakalım. Çatalpınar'a gittik. Orada bir berber arkadaşımızı ziyaret ettik. Sonra bir genç, ülkücü bir kardeşimizi ziyaret ettik. Politika biraz farklı esmiş Çatalpınar'da ama dostluk ve gönül rüzgarı Çatalpınar'da o kadar güzel esiyordu ki bizi çok sıcak varlarına bastılar. Ve Çatalpınar'ın bir gerçeği, analar, abiler, babalar, herkes çalışmak için İstanbul'da, Çatalpınar'dayız. Söz verdiğimiz üzere Çatalpınar'dayız. Burası Çatalpınar'ın en işlek, en meşhur caddesi. Burada bir süpermarketimiz var, burada fırınımız var, fatura ödeme noktamız var. Karşıda bir manavımız var.
Şimdi birazdan Çatalpınar'ı dolaşacağız. Çatalpınar'daki arkadaşlarımıza mikrofonlarımızı yöneteceğiz. Arabaya dikkat et diyelim. Görüyorsunuz araya bir tane de otobüs girdi. Şimdi içerideki berber dükkanına gireceğiz. Orada dostlarımıza, arkadaşlarımıza merhaba diyeceğiz. Bakalım orada durum ne? Hadi bakalım girelim içeri. Sevgili izleyiciler, şimdi Çatalpınar'dayız. Arkadaşlarımız kusura bakmasınlar, özür diliyoruz. Saatler olsun, kolay gelsin arkadaşlar. Merhabalar, merhabalar, kolay gelsin. Hemen dönelim, burada bir yakışıklı arkadaşımız var. Sabahları takip ediyor musunuz bizleri? Aynen, hayranlıkla izliyoruz, takip ediyoruz Akın abi. Sağ olun, TV52'desiniz. Aynen. İsim nedir? İsim Mustafa Kender. Mustafa kardeşim, Çatalpınar'da berber olmak, esnaf olmak nasıl? Çatalpınar'da esnaf olmak, biz bu işe 4-5 yıl çıraklığını yaptık. 15 seneden beri kendi işimizin başındayız. Kış aylarında zor. Yazın nüfusun çoğaldığı zaman da çok güzel. Yoğun bir tempoda da çalışıyoruz ama bu aylarda biraz sıkıntılı. Yaz bak, müşteri şu anda sıkıldı, biz röportaj yapıyoruz. Yok, hiç sıkıntı yok. Kendimiz abimiz... Yabancı. Seni tanıyalım. Ben Mürsel Çukuruş, Şirinköy Mahallesi'ndenim. Şirinköy Mahallesi. Evet. Peki ikinize de soracağım. Şu an gurbette kimler var mesela, İstanbul'da ya da Almanya'da, yurt dışında? Aileden olarak mı? Şuradan. Kız kardeşlerim var, amcaoğullarım var. Neler şu anda? Amcalarım var, Bursa'da var. Bursa. O zaman şu an bizi Bursa'dan izleyen amcaları, isimleri ne? Yüksel Çukur, Abdullah Çukur, Gürsel Çukur. Evet, onlar. Herkese selam, sevgiler. Var mı senden bir selam? Kimlere? Bizim akrabalarımız var. Teyzeoğullarım var İstanbul'da. Amcaoğullarım var. İşte Nebil Akat. Babamı umreye yolcu ettim. İşte inşallah babam izlerse babama saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah kabul etsin. Allah razı olsun efendim. Teyzeoğullarım var. Nebil var, Cemil var. İşte amcaoğullarım var. İşte askerde olan amcamın oğlu var, Burhan. Evet. Ona saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Askerde, Konya'da yeğenim var, Ercan Akça. Ona sevgiler, saygılar. Hep öpüyorum onu. Var mı senden bir selam yapışan? İstanbul'da. Oo, İstanbul'da baban var. Evet. İsmi ne? Ali. Ali Çok. Evet, Ali Çok. Selamlar söylüyorum. Çatalpınar'ın şöyle bir özelliği var. Gurbette çok fazla hemşerisi var. Yani buradan kime sorsak herkesin gurbette bir tanıdığı vardır. Doğru mu arkadaşlar? O zaman şöyle yapalım. Şöyle biraz daha dışarı gel. Şu an burada bulunan tüm dostlarımız, gurbette bulunan şu abiyle şöyle başla, herkesi göster. Kime selam gönderiyorsun gurbete? Enişteme selam gönderiyorum. Hasan Gazer'e selam gönderiyorum. Evet. Sen dostum? Eş dost, akraba, tüm herkese selamlar söylüyorum. Bu arada isim? Orhan. Abim zaten kendisi. Tamam. Evet, sen yakışıklı? Ben babama selam gönderiyorum. O da mı gurbette? Evet. Ay canım benim ya. Evet, var mı senden bir selam? Abime selam gönderiyorum ben. İstanbul. Nerede? İstanbul'da. Evet. Kardeşim, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Var mı birine selam? İstanbul'dan Adil Öztürk, Aysel Öztürk ablama çok selam söylüyorum. Harikasınız. Adamı yıkarken yakalandık. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim abi. Uyuyor muydun? Yok. Tam şaka yaptık, rüya bu. Yok canım. Kime selam gönderiyorsun? Abime, İstanbul'da. O da mı İstanbul'da? Evet. Görüyor musunuz? Memleketin, Çatalpınar'ın yarısından yakını İstanbul'da. Babama selam gönderiyorum abi. O da Antalya'da. Evet. Nerede çalışıyor? Onu bilmiyorum. Antalya'da bilmiyor. Görüyorsunuz, babalar İstanbul'da, kardeşler İstanbul'da, abiler İstanbul'da. İşte memleketin sorunu bu. Politikacıların bunu anlaması lazım. Eğer Çatalpınar'da bir fabrika olsa, Çatalpınar'da bir sanayi olsa, bu insanlar çalışmak için, ekmek parası için o gurbete gitmeyecekler, bizden söylemesi. Sen sizlere bir mesaj verebilir miyim? Çok kısa hemen. Şimdi bizim buradaki siyasi liderlerimize, bizim buradaki işte en büyük sıkıntımız şu. Biz bundan önceki yerel yönetimlerde işte Enver Bey'e işte yapmış olduğu hizmetlerden dolayı, belediye başkanımız Ahmet Türe'ye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı öncelikle teşekkür ediyoruz. Bizim Çatalpınar'da belli bir sıkıntıları biz atlattık, çok şükür. Ama Çatalpınar'ın esnaflarının en büyük sıkıntı burada iş kaygısı. Biz esnafız, 8 ay iş yapıyoruz, 9 ay iş yapıyoruz. Geri kalan 2 ay, 3 ay bir zaman diliminde işçinin sigortasını işte nasıl ödeyeceğiz? İşte iş yerimizin kirasını, elektriğini, suyunu nasıl ödeyeceğiz? Ailemize, eşimize, dostumuza nasıl bakacağız? Biz bunun sıkıntıları içindeyiz. Bizim bu memlekette en büyük hizmeti yapmak isteyen buraya iş sahasını, iş istihdamını nasıl getirebilir? Yani su yapılır, altyapı yapılır, elektrik, su, ne bileyim, bir şekilde halledebiliriz ama buraya, bu memlekete en büyük hizmet iş sahasının
getirilmesi. Yani bir fabrikanın, ne bileyim yani burada tekstilin, yani birkaç tane iş kolunun. Evet, 31 Mart'ta bağımsız adayım bu arkadaşım. Evet. Çatalpınar'dan. Allah razı olsun. Evet, teşekkür ediyoruz. Hepinize kolay gelsin diyoruz. Çok sağ olun efendim. Vakit kısıtlı. Bakın abi, çok sağ olun. Belki bir tur sonra çay içmeye geliriz. İnşallah. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. İnşallah. Yaş kaç? Merhabalar. Hoş geldin. Ha, sen bilmiyor mudur? Ben şimdi sana sorarım bakayım dayıma. Selamun aleyküm. Mübarek Cuma günü Çatalpınar'dayız sevgili izleyiciler. Burada çok yakışıklı, böyle gözler eskiden çok can yakmış, sakallar böyle nur topu gibi, böyle ak yüzlü, ak sakallı bir abimizin, dedemizin yanındayız. Dedeciğim, selamun aleyküm. Aleyküm selam, merhaba. İsminiz nedir? Geldim. Osman. Osman abi, yaş kaç? 31 doğumluyum. Hay maşallah, hay maşallah. Allah herkese sizin kadar bu kadar böyle güzel, sağlıklı yaş yaşamayı nasip etsin. 88, 89 mu arkadaşlar? Evet. 87 yaşındasınız. 8'e girecek artık. Evet, 8'e gireceksiniz. Cuma'yı kıldınız. Evet. Allah kabul etsin. Bu uzun yaşamanın sırrı nedir sizce? Yaradan Allah'ın için, ne bileyim ben. Sağlıklısınız, bir sağlık sıkıntınız inşallah. Bacakta falan. Amcacığım, ellerinden öperim. Ben 48 yaşındayım, benim bacakta var. Seninkinde olması kadar normal bir şey olamaz. Peki, Çatalpınar'da, yani 87 yılın 80 yılında Çatalpınar'da mıydınız? Ben Boralıyım tabii. Hiç gurbete çıktın mı? Gurbete askere gittim, başka bir şey yok. Onun dışında yani sen 85 yıl Çatalpınar'daydın, askerliği 2 yıl yaptın değil mi? 24 ay. 24 ay yaptın. Eskiden askerlik 24 ay yapılıyordu. Peki gurbette torunlar var mı? Şu anda belki bu program yayınlandığında Çatalpınar'dan bu dedemizi gören torunlar, torunların çocukları. Torunum torunu. Torununun torunu var. Ay maşallah. Hani hep derler ya, torununun torununu gören cennetliktir derler. Bilir misiniz bunu? Maşallah. Torununuzun torunu var. Evet. Evet maşallah. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu Çatalpınar insanının hepsi böyle güler yüzlü. Öyle. Neye borçlu? Suyundan mı bu? Şifalı suyunuz mu var? Bilemiyormuş. Evet. Amcacığım çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadın. Ellerinden öpüyorum. Allah sana uzun ömürler, sağlık, sıhhat versin diyorum. Bir kere daha ismini, soy ismini röportajda daha sonra bunu yayınlayacağız. İsim, soy isim? Osman Çakmak. Osman Çakmak. Eyvah. Bizde de bir Osman Çakmak var. Televizyonda program yapıyor. Umarım o Osman Çakmak, tabii kesinlikle benzemiyorsundur. İşin bir yana, amcamın gözleri çakmak çakmak. Adı Osman, soyadı Çakmak. Çatalpınar'dan. Osman amcamızı şöyle bir, onu izlerken şöyle bir nazar duası okur musun sevgili izleyiciler? Çatalpınar'a geldik ve Çatalpınar'ın meşhur memük ciğercisi Yüksel Bey'in yanındayız. Şu kalabalığa bakar mısınız? Biraz önce bize de tattırdılar. Böyle bir ciğer yok. Çok yer gezdik, çok ciğer yedik ama Yüksel Usta, herkes aç bekliyor. Hemen hoş bulduk Yüksel Usta. Çok özür diliyorum. Fazla da bekletmeyelim. Bu ciğerin sırrı nedir Yüksel Usta? Ciğerin sırrı eleme, elden. Söylemem zaten. Sır mı diyorsun? Sır elde yani. Şimdi arkadaşlar, her şey teferruata gerek yok yani. Yani yolu Çatalpınar'a düşenler Salı ve Cuma günü gelecekler. Burada meşhur yani bunun asıl şeyi tuz. Tuz. Evet, terbiyesi tuzla. Evet. Ha, tabii ki elemeyi de elde. El hamarası da var tabii ki. Vallahi evet. Yüksel Usta, demin o ciğerden tattırdılar bize. Evet. Ben çok yer gezdim. Çok et yedim ama böyle ciğer yemedim. Evet. Eline sağlık, inşallah. Yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz. Allah birazdan razı olsun. Tekrar dönüşte İnşallah gideceğiz. Bekleriz. Bu amcaya soralım. Bu yiyor musun bu ciğerden sürekli? Çok yiyorum. Çok yiyorum. Yedim de onun için kilo alıyorum ben. Yedim de o yüzden. Kilo var çok mı ciğerle ilgili görüşlerini söylemek isteyen? Evet. Çok yiyorum ben diyorum ya. Tatlı. Meşhurdur bana ciğeri. Evet. Yüksel Usta, kolay gelsin. Bol kazançlar diyelim. Kolay gelsin. Tanıyan biri çıktı. Merhaba amca, seni tanıyalım. Mahmut Çolak. Mahmut abi. Evet, buyur. Sabahları izliyor musun bizi? İzliyorum. Hangi kanal? TV52. Harikasın Mahmut amca. Yaş kaç maşallah. Ne tatlı bir adamsın. Yaş 71 çok şükür. Hay maşallah, hay maşallah. Allah razı olsun. Biraz önce geldik, şu meşhur ciğerinizden yedik. Sen de yiyor musun o ciğerden? Yiyemem ben önce yerinden. Peki neler söyleyeceksin? Yurt dışında izleyen akrabalar var mı? Yeğenler, torunlar? Var. Amerika'da da var. Amerika'da da var. Almanya'da, evet. Şu anda biz o zaman Amerika'da, Almanya'da Çatalpınar'dan Mahmut amcamızın yakınları kim var? İsim söyle. Kardeşim var. Abimin hanımları var. Hepsine selam olsun. Torun var mı? Torun burada, orada yok. Tamam sevgili izleyiciler. Çatalpınar'dayız. Çatalpınar'dan Amerika'daki, Almanya'daki dostlarına Mahmut amcamızın selamı, sevgileri var. Yeni Gün programından Çatalpınar'dan selamlar. Mahmut amca, öpüyorum. Valla şimdi kendimizi izlerken ben de
kendimle ilgili takıldığım noktalar oldu. Biraz yol bizi sarsmış olsa gerek ki görüntümüz tedbirli kıyafet, sokak hali diyelim ama vatandaşımızın sıcaklığı, o sokaktaki vatandaşın samimiyeti bir ayrı, bir başkaydı. Çatalpınar'da bir röportajımız vardı. Bir vatandaşımızın evinin bir yol meselesiyle ilgili yaşadığı bir sıkıntı vardı. Onu önümüzdeki günlerde haber bültenimizde yayınlayacağız ve siyasetle ilgili vatandaşlarımızın yine söylediği röportajlar vardı. Bunları da vereceğiz. Şimdi önce bu tadımlık selam kısmını verdik. Görüyorsunuz Çatalpınarlılar gurbete çok fazla göç vermişler. Çok fazla insanlar Antalya'da, İstanbul'da, Ankara'da, Almanya'da, Amerika'da çalışmak için dünyanın farklı noktalarına ya da Japonya'da gitmişler görev yapmak için. O yüzden onların işleri gerçekten zor. 31 Aralık 2018 saatler 08.31 Yeni Gün programı günaydın mesajlarıyla devam edecek. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Günaydın efendim. Günaydın kardeşim. Günaydın. Günaydın. Günaydın, merhaba. Günaydın diyorum. Günaydın. Türkiye'ye selam diyebilirim, evet. Kayseri'de oğlum var. Başka çocuklarım burada. Herkese tüm Türkiye'ye selam olsun. İstanbul'da çocuklarım var. Onlara selam olsun. Aileme selam gönderiyorum. Tokatlıyım ben. Aileme yolluyorum. Ben tır şoförüyüm zaten. Hep dışarıdayım. Sevdiklerime gitsin. Tüm sevdiklerime. Akrabalarıma. Canımdan çok sevdiğim eşim Ali Bey'e ve tüm sevdiklerime. Eşime, dostuma, herkese selam ederim. Tanıdık eş, dost. Hepsine selam. Hepsinin yeni yılını kutlarım. Hayır, ailece evdeyiz. Başında programımız köye gideceğiz. Köyde değerlendireceğiz. Yeğenimizin doğum günü var. İkisi aynı anda çakıştı. Orada olacağız. Yılbaşını şeylik yapmıyorum. Günah diyor hocalar. Evet. Yılbaşı gecesi çocuklarımızla birlikte evdeyiz. Evet. Hiçbir programım yok şu anda. Çocuklarımla evde geçiririm. Başka bir programım yok. Yok kardeşim. Bir programımız yok. Normal hayatımıza devam. Yapacak bir şey yok. Yok. Hiçbir programım yok. Yoldayız zaten. Yok, evde dolamıyoruz. Hayır, yok. Tavsiye de etmiyorum kimseye. Evet. Yani dinimize uygun olmadığını söylüyorlar. Ya biz de uyuyoruz yani genelde. Yılbaşı gecesi aynen normal hayatımıza devam edeceğiz. Herhangi bir programımız yok. Ama yeni yılımız sağlık, mutluluk, huzur, bol başarı getirmesi dileklerimle. Yok, öyle bir kutlama düşünmüyorum. Evde mi olacak? Evde oturacağım aynen. Normal bir hayatım nasılsa o şekilde aynı. Evet, aslında vatandaşımız şu mesajı veriyor. Biraz ekonomik durumlar sıkıntılı. Yılbaşı gecesi düşünsenize 4 kişilik bir ailenin dışarı çıktığını, minimum 500 lirayla 1500 lira arasında bir para çıkıyor. Hele seyahate gittiyseniz başka biriyle. Ya da başka bir ülkeye gittiyseniz artık bunlar 2018'in bu kadar kriz geçen bir yılında zor, bizi aşan reklam kokan hareketler. Bu sene biliyoruz ki birçok dostumuz, arkadaşımız yeni yılı evinde geçirecek sevgili izleyiciler. Evet, hafta sonu ile ilgili hepimizin gözleri İstanbul'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklandığı toplantıdaydı. İstanbul'da yapılan o canlı yayındaydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım olurken acaba dedik, Ordulu kaç politikacı Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak? Evet, 3 isim
Önemli noktalarda belediye başkan adayı olarak görev alacak. İlki Deniz Köken, Eyüp Sultan Belediyesi'nde görev alacak. Daha önceden Eyüp Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yapan, Antalya ve Erzurum'dan sonra en son Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği yapan Deniz Köken, İstanbul'dan Ordu Perşembe nüfusuna kayıtlı olan Deniz Köken, İstanbul'dan Eyüp'ten belediye başkan adayı oldu. Özlem Öztekin Bural'da adalardan, Heybeliada, Bozcaada, Büyükada'nın bulunduğu tüm o adaların belediye başkan adayı olarak adalardan AK Parti'den isim açıklanan isim olurken, Pendik'ten de orduların çok yoğun yaşadığı Pendik'tense Ahmet Cin belediye başkan adayı oldu. Şimdi Sefa'tan rica edelim, 7, 8 ve 9. bu ilişkin haberleri peş peşe sizlere izlettirelim. Bakın, ondan sonra da bir reklam arası verip yeni yılın, özür dilerim, eski yılın son programında sizleri biraz da siyasetin nabzını ve siyasetin temposunu tadıralım bakalım diyelim. Adalet ve Kalkınma Partisi merakla beklenen İstanbul adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan aday listesinde Ordulu Özlem Öztekin Vural da vardı. Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı olarak Özlem Öztekin Vural'ı açıkladı. Adalar, Özlem Öztekin Vural. Özlem Öztekin Vural 1978 yılında aday gösterildiği adalarda doğdu. Öztekin aslen Ordu Mesudiyeli. İstanbul'un turistik ilçelerinden adaların yerlisi olan Öztekin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Evli ve bir kız çocuğu var. Öztekin siyaseti 2004 yılında Adalar İlçe Başkanlığı'nda Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı görevini üstlenerek atıldı. 2007'de Adalar İlçe Başkanlığı'na getirildi. 2011 genel seçimlerinde İstanbul 1. Bölge 18. sıra milletvekili adayı oldu. 2012'de İstanbul İl Başkanlığı 4. olağan kongresinde il yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2014 yılında il sekreterya birim başkanı olan Vural, 5. olağan kongrede yeniden il yönetim kuruluna seçilmiş ve yeniden sekreterya başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti. Çok iyi derecede İngilizce bilen Öztekin, ordulu kimliğiyle de gurbetteki orduluların, sivil toplum örgütlerinin her zaman yanında yer almış bir isim olarak çeşitli etkinliklere katkı ve destek sunmasıyla da tanınıyor. Özlem Öztekin Vural adaylığıyla ilgili sevincini de önce hemşerileriyle paylaştı. Tabii şimdi biz 14 yıldır siyaset yapıyoruz bir fiil AK Parti teşkilatlarında. Birçok görevde bulunduk, birçok vazifeyi ifa ettik. Bu çok daha farklı bir vazife ve farklı bir duygu doğal olarak. TV52 ana habere telefonla bağlanan Vural, iddialı olduklarını Adalar Belediyesi'ni AK Parti belediyeciliğiyle tanıştıracaklarını söyledi. Bölge biraz zor bir bölge malumunuz üzere. Hali hazırda CHP'nin iktidarda olduğu bölge. Evet. O yüzden biz de inşallah nasipse AK Parti'nin hizmet anlayışını oraya taşımak için talip olduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccüh gösterdiler. Bizim ismimizi zikrettiler. Allah'ın izniyle güzel çalışmalar sergileyeceğiz inşallah bölgemizde. Efendim, biraz önce de söylediniz aslında İstanbul'un en güzel, en özel noktalarından bir tanesi ve uzun zamandan bu yana Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından yönetilen bir belediyeye talip olduğunuz da diyebiliriz. Ne gibi çalışmalar olacak? Kısaca ilk değerlendirmenizi alabilir miyiz efendim? Şimdi şöyle, Adalar ilçesi en son gene ana vatandan kazanan belediye başkanının AK Parti'ye geçişiyle 2 sene içinde hizmet görmüş. Ondan sonraki 2 belediye döneminde de hiçbir şekilde hizmet alamamış. Hizmet konusu çok bakir kalmış bir bölge. Doğal olarak halkın isyanı büyük bu hususta. Birçok ilçe AK Parti belediyeciliğiyle çok daha hızlı ilerlerken sürecinde bizimkiler geri geri gidiyorlar maalesef. O yüzden yapılacak çok var. Allah nasip eder, halkımız da bize yönetimi devrederse güzel çalışmalar yapacağız. Bunu da halkımıza anlatacağız süreçte. Neler yapabileceğimizi göstereceğiz. Tabii Büyükşehir Belediyesi'nin inşallah arkamızda olacağını biliyoruz biz. Hükümetimizin arkamızda olduğunu biliyoruz. Bunun da gücüyle yola çıkacağız. Halkımız tek tek ulaşacağız. Sıkılmadık, el bırakmayacağız. Parti politikamız gereğince. Evet. Efendim, seçim çalışmaları ne zaman başlayacak tam olarak? Şimdi artık adaylığınız da açıklandı. Bundan sonra hızlı bir süreç başlayacak. Benim şöyle bir sürecim olacak. Şimdi ben hali hazırda ilçe başkanıydım biliyorsunuz. Evet.
belediye başkan adayı olarak açıklandığım için öncelikle ilçe başkanımın tayin edilmesi gerekiyor. Onunla ilgili bir süreç yaşayacağız. Arkasından meclis üyeleriyle ilgili bir süreç başlar. Bize bir vade verilecektir diye tahmin ediyorum. Onunla ilgili çalışmalarımızı yaparız. Ekipler tamamlandıktan sonra da hep beraber sahaya çıkılır. Ama bu yaklaşık herhalde bir 15 günlük süreç alır diye tahmin ediyorum. Efendim çok teşekkür ederiz. Siz de yoldasınız. Siz de çok alıkoymayalım. Yayınımıza bağlandığınız için teşekkürler. İstanbul'a selamlarımızı yollayalım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de buradan bütün ordulu hemşehrilerime selamlarımı yolluyorum. İnşallah alalım. Ondan sonra hepsi ziyaretimize gelsinler, buyursunlar. Ağırlayalım hepsi. AK Parti Eyüp Sultan Belediye Başkan Adayı olarak Ordulu Deniz Köken aday gösterildi. Eyüp Sultan, pek de yabancı değilsiniz. Deniz Köken. 1964 yılında Ordu'da doğan Deniz Köken İktisat Fakültesinden mezun oldu. Çalışma hayatına 1984-1988 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde memurluk yaparak başladı. 1989-1994 yıllarında bankacılık sektöründe çeşitli görevlerde bulundu. Deniz Köken 1994 yerel seçimlerinde Eyüp Belediye Başkan Yardımcılığı görevini de yaptı. Daha önce Belediye Başkan Yardımcılığı Eyüp Sultan'da yaptı. Ardından Antalya'da genel sekreterlik yaptı Büyükşehir'de. Akabinde Gaziantep'te yine orada da Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterlik yaptı. Bilgisi, birikimi, donanımıyla Eyüp Sultan'da çok şeyler yapacağına inanıyoruz. 1994'ten 2004 yılına kadar devam eden 10 yıllık bu süreçte Eyüp Sultan için gerçekleştirilen başarılı projelere imza attı. 1994 yerel seçimlerinde Eyüp ilçesi ve Büyükşehir Meclis üyesi olan Deniz Köken, 1994-1999-2004 yılları arasında iki dönem bu meclislerde bütçe ve tarife komisyonlarında üyelik ve başkanlık yaptı. Deniz Köken bu yıllar arasında Eyüp Spor Kulüp Başkanlığı da yaptı. Köken müziğe olan ilgisi sebebiyle Eyüp Musiki Vakfı kurucu üyeliği ve Ordulular Birliği Hizmet Vakfı kurucu üyeliği gibi çeşitli sosyal faaliyetler içinde bulundu. 2004 yerel seçimlerinde Kağıthane ilçesinden 3. dönem tekrar Büyükşehir Belediye Meclis üyesi seçilen Köken, tarife komisyonu başkanı iken istifa ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başladı. Bu dönemde Antalya'yı dünya şehri yapma yolundaki projeler arasında alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik kapsamında geliştirdiği büyük projelerden Antalya Sosyal ve Psikolojik Eğitim Merkezi adı altında ailelere yönelik hizmetler ve ayrıca kadın sığınma evi, evde hasta yaşlı bakımı, huzurevi aşevi inşası ve işletimi, 400 kişilik engelli rehabilitasyon merkezi yapımı işlerini hayata geçirdi. Deniz Köken ayrıca Antalya Sanat ve Meslek Edindirme Kursları adı altında yılda 15 bin kişiye sanat ve meslek edindirmenin yanı sıra iş kollarına ara eleman yetiştirme konusunda da başarılarıyla biliniyor. Deniz Köken bir süre önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine atandı. Tabii yükümüz ağır. 3 aylık ciddi bir sürecimiz var. 2019 yerel seçimlerinde Eyüp Sultan Belediye Başkan Adayı olarak yarışacak Köken, önce hemşehrilerinden destek istedi. Herkesten dua bekliyoruz. İstanbul'daki hemşehrilerimizden de destek bekliyoruz. Eyüp Sultan'da oturanlardan da iki kere destek bekliyoruz. TV52 ana habere telefonla bağlanan Köken, gönül belediyeciliği vizyonuyla AK Parti bayrağını Eyüp Sultan'da dalgalandırmak istediklerini söyledi. Projelerimizle geleceğiz. İnsanların, bu sene Cumhurbaşkanımız gönül belediyeciliği yılı ilan etti biliyorsunuz. Gönül belediyeciliğini en iyi şekilde nasıl yapacağımız konusunu Eyüp Sultan'larla paylaşacağız. Efendim aslında siz de çok heyecanlısınız, bir toplantıdan da çıktınız. Size çok alıkoymak istemiyorum ama neler hissettiniz? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan isminizi söyledi ve kürsüye çıktınız. Size bir şeyler de söyledi aslında. Tam böyle el sıkıştınız zamanlama diliminde. Neler konuştunuz? Ne söyledi size efendim? Başarılarımızın devamını diledi. Bu zamana kadarki yapılan güzel işlerin daha büyüğünü Eyüp Sultan'da yapmamız lazım. Bunları konuştuk. Bendik Ahmet Cin
AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cinoğlu, adaylığı öncesinde parti içerisinde AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Ahmet Cin, anne tarafından ordulu. Sakarya'da doğan Ahmet Cin, ilkokulu Sakarya'da, orta öğrenimini İstanbul Pendik'te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitiren Ahmet Cin, askerlik hizmetini Amasya'da yaptı. Daha sonra Pendik'te mühendislik, plastikleri, imalat ve ihracatı yapan şirketle sanayi sektöründe iş hayatına atıldı. Cin aynı zamanda mali müşavirdir. Siyasete Refah Partisi Pendik İlçe Yönetim Kurulu üyesi olarak başlayan Ahmet Cin, Fazilet Partisi Pendik İlçe Başkan Yardımcılığını da yaptı. 1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Pendik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Cin, bu dönemde Pendik Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. AK Parti İstanbul 1. Bölge Teşkilatı'ndan sorumlu İl Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptıktan sonra, halkla ilişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve yerel yönetimlerden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine atanan Cin, halen bu görevini sürdürmektedir. Pendik Spor Kulübü Başkanlığı da yapan Ahmet Cin, Pendik'teki iş adamları ve sanayicilerin bünyesinde yer aldığı 2005 yılında kurulan Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin kurucu başkanlığını ve halen yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. 35 yılı aşkın süredir Pendik'te ikamet eden Cin, evli olup 3 kız çocuğu babasıdır. Pendik'te belediye başkan adaylığımız tescillenmiş oldu. İnşallah hepimize, sizlere, teşkilatımıza, Pendik'imize, İstanbul'da hayırlı olmasını diliyorum. Adaylığı açıklandıktan sonra ilk röportajını Pendik TV'ye veren Cin destek istedi. Cin sıkı bir çalışmayla önce gönüllere gireceğiz dedi. Bir süreç yaşıyoruz. 31 Mart'ta tüm Türkiye'de yerel yönetimlerle ilgili bir seçim var. Bu seçimle ilgili de bizim partimiz uzun zamandan beri değerlendirmeler yapıyor. Özellikle İstanbul'un 39 tane ilçesi var. Bu ilçelerle ilgili değerlendirmelerini yaptı. Dün akşam itibariyle 39 tane ilçenin ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızın belirlenmesiyle ilgili kanaatler, istişareler bitirildi. Ve bugün de tanıtım toplantısı yapıldı. Bu tanıtım toplantısında da 39 tane ilçenin 36 tanesinde AK Parti aday gösterme suretiyle seçimlere gidecek. 3 ilçede de MHP'nin adayını destekleme suretiyle Cumhur İttifakı'na destek şeklinde seçimlere gitmiş olacağız. Hatice Kurtoğlu ve Ali Akyürek'in hazırlayıp sunduğu Gönül Bağı her salı evlerinize konuk oluyor. Haftanın konuğu şair Murat İnce. Ne suyu tutar? Gönül Bağı, salı saat 20'de. Sefa Merve'de yılın son büyük fırsatı. Sefa Merve eşofman takımı bugün özel 15.90 euro. Üstelik Avrupa ve Amerika'ya kargo bedava. Her mevsim hasta olmayı başaranlar. Onlardan kaçış yok. Ama bebeğinizin bağışıklığı güçlüyse endişelenmeye gerek yok. Aptamil çocuk devam sütleri Avrupa patentli tek prebiyotik karışımı sayesinde bebeğinizin bağışıklığını destekler. Bağışıklığı desteklensin, içiniz rahat etsin. Belde Evler, Kiraz Limanı mevkiinde modern yaşam biçiminin simgesi olarak yükseliyor. Mimarisi ve sosyal tesisleriyle hayal ettiğiniz standartlarda bir yaşam kalitesi vaat ediyor. Belde Evler, bir konut projesinden fazlası. İnsanı değerli gören ve değerli kılan bir yaşam projesi. 3 bloktan oluşan Belde Evler'de 275 lüks konut, 2+1, 3+1, 4+1 ve dubleks daire seçenekleriyle seçkin sahiplerini bekliyor. Daire içlerinde sunduğu dünya markalarıyla çağdaş standartları en üst seviyeye taşıyor. İntaya Özmen Köksal İş ortaklığıyla hayata geçen Belde Evler, nesiller boyu güvenle yaşanacak tüm özellikleriyle Ordu'ya değer. Sizin mutluluğunuz her şeye değer. 0850 360 1452.
Osman Köksal Otomotiv'e uğramadan lastik almaya karar vermeyin. En son teknolojiyle donatılmış servis ekipmanlarımızla lastiklerinizin değiştirilmesinden tamir, balans ve her türlü servis hizmeti güvenilir servisimizde sizleri bekliyor. Yeni lastik satışı, yazlık ve kışlık lastik satışı, dört mevsim lastik, oto lastiği, minibüs lastiği, kamyon lastiği, lastik tamiri, balans ayarı, sökme takma, 17 jant ve üzeri sökme takma aleti. Siz de lastiklerinizi onu en iyi tanıyanlara getirin. Güvenilir ve garantili hizmetin keyfini sürün. Osman Köksal Otomotiv. Yerli üretim, eşsiz tasarım, kaliteli, dayanıklı ve şık ürünleriyle sektöründe lider bir marka. Empo Pompa. Tarih bizi tanımlayan kelime. Tam 1986 yılından beri sanayi iş kollarına hizmet veriyoruz. Yüksek verimlilik, düşük bakım ilkesiyle, işletim ömrü uzun, korozyona dayanıklı, hafif, yüksek verimlilikle tasarlanan olağanüstü mekanik pompalar eşsiz bir mühendislikle hazırlanıyor. Çelik sanayinin kalbi pompalar Empo kalitesiyle üretiliyor. Dalgıç pompalar, santrifüj pompalar, sıcak su pompaları, kademeli pompalar, salyangoz pompa, hidroforlar, yangın pompaları, dünya çapında kimyasal veya endüstriyel işlem uygulamaları için ideal şekilde özel olarak tasarlanır. Ürünlerimizin arkasındayız ve bizimle çalışmanızdan onur duyarız. Suyun olduğu her yerde. Empo Pompa. Aybastı yaylasının lezzeti Ankara'ya taşındı. Et sevenler için çok özel lezzetler. Muhteşem Mogan Gölü manzarası eşliğinde BD Ocak başında. Lüksü, konforu ve lezzeti bir arada yaşatan şık bir restoran. Van kahvaltısı, pide ve çorba çeşitleri, Adana kebap, pirzola, çöp şiş, kaburga, tavuk kanat ve kendin pişir kendin ye seçenekleriyle gerçek et lezzeti arayanlara eşsiz tatlar sunuyoruz. Özel terbiye edilmiş yayla etiyle BD Ocakbaşı, Ankaralılara ve misafirlerine unutamayacakları bir tat festivali vaat ediyor. Lezzetim yeni adresi BD Ocakbaşı, Gölbaşı Ankara Şer Benzinlik bitişiğinde. Tecrübe, kalite, güven. Dededen toruna Yaylak Petrol ve Kerestecilik. 55 yıllık tecrübesiyle aile şirketi Yaylak Grup, Kumru'da gelişmeye ve hizmet etmeye devam ediyor. Fabrikamızdan Türkiye'nin dört bir yanına satışımız. Ahşap parke, fırınlı kayın ve kereste Yaylak Petrol ve Kerestecilik'te. Yaylak Grup Petrol Ofisi ile de Kumru'da hizmetinizde. 72 yıllık tarihi geçmişiyle Petrol Ofisi sizi daha ileriye taşır. Aracınızın garantisi sizin güvenceniz. Petrol Ofisi tamamdır. Yolunuz açık, yakıtınız bizdendir. Petrol Ofisi Kumru'da. Petrol Ofisi 452-641-2057. Yaylak Kereste 452-641-2057. Kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evler ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde 9.500 metrekare ile inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm evler deniz ve bahçe manzaralı, üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 120 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası seçenekleri, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi, tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıvayla birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. 24 ay ve 36 ay sıfır faiz imkanıyla siz de köy içi evlerinde yerinizi alın. Adalı gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyisi. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Paylaşmak olunca sınır tanımayanlar. Her mevsim hasta olmayı başaranlar. Onlardan kaçış yok. Ama bebeğinizin bağışıklığı güçlüyse endişelenmeye gerek yok. Güçlü bağışıklık sistemi için bebeğinizi anne sütüyle besleyin. Aptamil Çocuk Devam Sütleri, Avrupa patentli tek prebiyotik karışımı sayesinde bebeğinizin bağışıklığını destekler. Bağışıklığı desteklensin, içiniz rahat etsin. Bizim
camiamızın, üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, ülkemize ve bölgemize bereket, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu adına Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük. Tüm üyelerimizin, camiamızın, üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, ülkemize ve bölgemize bereket, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu adına Başkan Eyüp Ergan, Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk. Tüm üyelerimizin, camiamızın, üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, ülkemize ve bölgemize bereket, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu adına Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı. Tüm üyelerimizin, camiamızın, üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, ülkemize ve bölgemize bereket, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Fatsa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu adına Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Fevzi. Tüm halkımızın, vatandaşlarımızın ve müşterilerimizin yeni yılını kutlar, ülkemize, bölgemize ve şehrimize bereket, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. David People, Giresun. Tüm camiamızın, üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, ülkemize ve bölgemize bereket, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Durak Fındık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Durak. Tüm camiamızın, üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, ülkemize ve bölgemize bereket, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Ahmet Akgıda Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ak. Tüm camiamızın, üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, ülkemize ve bölgemize bereket, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Hasbil Tarım Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Habil Genç. Tüm üyelerimizin, camiamızın, üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, ülkemize ve bölgemize bereket, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Ordu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu adına Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman. Yepyeni umutlar ve beklentilerle 2019 yılına giriyoruz. Yeni yılda barış ve kardeşliğin egemen olmasını, iyimserliğin canlanmasını, taze sevgilerin artmasını ve güneşin her güne bir umut olarak doğmasını temenni eder. 2019 yılının ülkemize ve insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim. Altın Ordu Ziraat Odası. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl geçirmenizi temenni ederiz. Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği, güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle. Arslan Soydan, Perşembe Ziraat Odası Başkanı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi. 2019 yılının ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyor. Toplumsal hayatımızda daima sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının hakim olmasını, yeni yılın ilimiz insanlarına ve ülkemize güzellikler getirmesini diliyorum. Eğitim Birsen Ordu Şube Başkanı, Memur Sen Ordu İl Başkanı İsmail Çelenk. Yeni yılın ilimize, ülkemize, milletimize sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ederim. Bir bak döner İskender. Tüm üyelerimizin, camiamızın, üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, ülkemize ve bölgemize bereket, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz. Sevgili izleyiciler, Yeni Gün programı devam ediyor. Yeni Gün programı eski yıla
veda ediyor. Yarın sabahtan itibaren, çarşamba gününden itibaren biz de bir günlük bir ara vereceğiz. Müsaade ederseniz yılbaşı ile ilgili yarın sabah özel programımız olacak. Ama çarşamba günü yeni yılın ilk programından sizlere günaydın diyeceğiz. Dedik ya, eski yılı bir kere de bir kenarda bırakalım. Eski yılda kötü hatırladığımız her şeyi bırakıp yeni yıla umutla ve ümitle bakalım. Fatma Hanım'a da, Ahmet Bey'e de günaydın diyelim. Tıpkı İstanbul'dan bize her sabah günaydın mesajı gönderen Hayri Taş gibi Fatma Gür ve Ahmet Serdar'a da günaydın dilekleri için teşekkür edelim. Evet, dışarıda keyifli güzel bir gün başlamakta. Kameraman arkadaşım Emirhan şimdi çok sakin bir şekilde kamerasının karşısına gidiyor. Her sabah size şöyle tadımlık gösterdiğimiz o ordu görüntüsünü Sefat bu hafta bizlerle birlikte Sefat'ın seçtiği güzel bir ordu türküsüyle taclandırıyor. Biraz şöyle size orduyu, ordunun sokaklarını gösteriyoruz. Bir ordu havası aldıralım size. Bir memleket havası alın. Bir böyle bir kendimize gelelim. Bir şöyle gurbetten bizi izleyen, orduyu özleyen. Yani ordunun sadece şehir merkezini gösterebiliyoruz ama önümüzdeki günlerde belediyelerin şehir merkezlerindeki, ilçe merkezlerindeki o merkezi gösteren kameralarına da bağlanmayı düşündüğümüzü söyleyelim. Şöyle bir orduyu gösterelim size biraz. Ne dersiniz? Boztepe'ye çıkmalı, Boztepe'ye çıkmalı, şu orduya bakmalı, şu orduya bakmalı. Böyle güzel kızları, böyle güzel kızları, saz çalıp oynatmalı, saz çalıp oynatmalı. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan, parmakları saz çalıp oynamaktan. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan, parmakları ağrımış zil çalıp oynamaktan. Fındık dalda tekleme, yar fistanın ekleme, yar fistanın ekleme. Gidiyorum ordudan, gidiyorum ordudan, gelir diye bekleme, gelir diye bekleme. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan, parmakları ağrımış saz çalıp oynamaktan. Dünyanın 8. harikası, görüyorsunuz ordunun en önemli şaheseri Ordu Otoparkı, Ayşe Otoparkı gururla sunar. Evet, işimiz gücümüz ordu dediler. Şehrin en güzel yerine otopark ve arabaları dizdiler. Evet, işimiz gücümüz ordu. 2018'den tebessüm edelim. Şöyle şehrimizin en güzel peyzaj çalışması olan bu doğa ve sanat eseri, bu Ahan Mimarlık ve Çevre Özel Ödülünü kazanan. Bakın orada bir yeşil bir görüntü var. Onlar çim, onlar çiçek, onlar şey demek isterdim size, yeşillik demek isterdim ama hayır, biraz daha yavaş lütfen. Onlar beton arkadaşlar. O görüntülü yerler asfalt. O beyaz küçük noktalarda, o çizgilerin yanındakiler de saksı. Oraya ağaç dikecekler arkadaşlar. Ama hiç merak etmeyin. Hafta sonu Hilmi Güler Bey ile birlikteydim. Kim gelirse gelsin, Hilmi Güler de gelse, X kişi de gelse, Y kişi de gelse, Hilmi Bey şöyle söyledi:
Akın dedi, her sabah bu burayı eleştiriyorsun, izliyorum, takip ediyorum. Burayı gördüğünde tanıyamayacaksın, o kadar tanıyamayacaksın. Vallahi Emel Yılmaz da öyle söylemiş, hakikaten tanıyamıyorum burayı ama Hilmi Güler'e bu konuda olur da seçilirse güveniyorum, sözüne güveniyorum. Yani birçok farklı projeyi yapacağını söyleyen seçilirse Sayın Hilmi Güler, eminim ki buraya da bir şeyler yapacaktır diye ümit edelim, dileyelim. En azından şuradaki, şurada bakın iki tane kulübeciğimiz var. Görüyor musunuz arkadaşlar o kulübeleri? Bakın solda, sağda, sağda, solda. Parmakla daha güzeldi sefada. Teşekkür ediyoruz. En azından şu hani şeye gidersiniz ya, yaylaya, orman muhafaza memurluğu ya da işte şeye geldiniz derler. Milli parklara geldiniz de. Milli parklar burası, burası milli parklar. Oralardakilerde tabiat ve ormandaki ağaçlar, işte koruma altına alınmış ağaçlar değil, arabalar arkadaşlar. Evet, bu şehrin hakikaten bir otopark sorunu var, trafik sıkıntısı sorunu var. Seçilecek olan arkadaşlarımızın eminim ki ekibindeki arkadaşlarımızla birlikte önce şuradaki şu görüntü kirliliğini, şu arkada gördüğünüz görüntü kirliliğini bir an önce giderecek. Şehri tekrar şöyle gezi alanlarının olduğu, işte kaykay pisti yaptınız çok güzel, iskelelerimizi yenilediniz harika ama biz otopark görmek, otopark yoğunluğundan bir an önce sahilin arındırılmasını istiyoruz. Aynı şekilde tekrar söylüyorum Sayın Valimize buradan sesleniyorum. Efendim vali konağınızın 100 metre sizin balkondan, yatak odasının balkondan baktığınızda sağ tarafınızda kalıyor. Ordu Lisesi tarafında kalıyor. 100 metre sağ tarafınızda kaçak yapı yapılıyor. Kaçak yapıyı yapan da maalesef, kusura bakmasın Orbel'deki arkadaşlarımız, otoparkın üzerine, o resim geçen haftadan vardı Aykut'un arşivinde. Sefat, bulma şansın var mı, sana da gönderebilirim o resmi. Ama şu anda bir kaçak yapı yapılmakta. Eskiden tenis kortlarının olduğu yer vardı. Orayı yıkıldı, otopark yapıldı. Şimdi onun üzerine ahşaptan, yani şehrin göbeğine değil, hani yaylanın tepesine yapsanız bile tartışacağımız bir yapı yapılıyor. Yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Yanlış işlere, yanlış projelere imza atmayın. Sayın Valimize buradan sesleniyorum. Lütfen bir sabah yürüyüşünüzde bir bakınız, görünüz. Buranın ne olduğu ile ilgili bilgi alınız ve geçen hafta aynı şekilde AK Parti'deki yönetici arkadaşlara da ihbarda bulundum. Sevgili AK Parti İl Başkanımıza da söylüyorum. Sayın Hilmi Güler'e de bahsettik burayı. Sayın Engin Tekintaş'a da söylüyoruz. Lütfen birisi açıklasın burada ne olduğunu bize. Bununla ilgili geçen gün yapılan bir röportajımız vardı. O röportajı bulabilecek miyiz? Tamam. Büşra'dan ve Efe'den o haberin bilgilerini bir izleyelim. O haberimizi bir izlettirelim burayla ilgili. Çevreye olan hassasiyetimizin sadece Ordu Şehir Merkezi ile sınırlı olduğunu düşünmeyiniz arkadaşlar. Özür diliyorum. Bu Çatalpınar'ın çevresiyle de ilgiliyiz. Bu aynı şekilde Mesudiye'de yapılan bir yanlışla da ilgiliyiz. Akkuş'u da, Aybastı'yı da, aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Evet, her belediye ile ilişkilerimiz kurumsal olarak iyi olabilir ama bir belediye ya da bir belediye başkanı ya da belediye başkanı değil de altındaki bir arkadaşımız bir hata, bir yanlış yapabiliyorsa zaman zaman onlara da bu hataları göstermek lazım. Eğer bu şehirde yaşıyorsak, bu şehri sadece şehir merkezinden ibaret değil. Evet, biz şu anda kameramız burayı gösteriyor. Ama kameramız Ünye'yi gösterseydi, Ünye'deki bir yanlışı da söylememiz lazımdı. Fatsa'yı, Gülyalı'yı, Perşembe'yi gösterseydi onları da söylememiz gerekiyordu. Hep şunu söylüyoruz, WhatsApp ihbar hattımız var. WhatsApp ihbar hattımıza her türlü bu ve buna benzer görüntüleri 0546-452-0222 nolu telefondan gönderebilirsiniz. Atilla abi de bir mesaj yazmış. Diyor ki, Enver Yılmaz'ın kamburudur bu burası diyor. Hemen onu hatırlatalım. Bu arada 56 yıllık arkadaşım Tuncer'in Amerikan General şapkası almıştı. Bu şapka nedeniyle biz kendisine general, hür general derdik diyor. Ben hür generalim derdi ve merak etmişlerdir diye de söylemek istedim. Işıklar içinde uyusun demiş. Gerçekten o cenazede en fazla üzülenlerden birisi de sevgili Atilla Şimşek'ti.
Kocaeli'nden izleyen dostlarımız var. Resimleri atmıştım sevgili Sefahat. O haber hazır mı? Tamam, önce bir o haberi izleyelim. Sonra şu WhatsApp ihbar hattına gelen resimlere ve görüntülere bakacağız. Sosyal alanların daha çok olması gerekir. Gençlerin daha fazla faydalanması gerekirken otopark olması daha bir çirkin durmuş. Özellikle de Ordu sahiliyle meşhur bir il. Bence hiç yakışmamış. Düzeltilmesi lazım. Belediyenin bu alanlarda çalışmasını daha fazla görmek isteriz. İşin açıkçası özellikle de önümüzdeki seçimlerden sonra belediye başkanlarımıza vaatleri ne olacak? Hani sürekli otopark mı yapacaklar? Veya da sosyal alanları öldürüp kendileri için veya da yandaşları için bir rant alanı mı oluşturacaklar? Ne gibi düşünceleri var? Onları açık konuşursalarsa daha iyi olur bizim için. Ya bence otopark yapmak yerine otoparkı daha iç kesimden yapabilir. Burası halkın daha çok kullandığı yerler. Bu yerlerde mesela kafe tarzları, yeşillendirme daha güzel, daha faydalı olması gerekirdi. Otopark bence bir nevi betonlaşmaya dönmüş. Yani araçların olduğu yerde çiçek, yani mesela oturma, kafe, bunlar yürümez. Çünkü zarar görür. Her taraf, insanlar dahil olmak üzere. Zaten çevreyi zaten en çok kirleten araçtan çıkan egzoz gazları falandır. Yani otopark olmadı bence buraya. Hoş bir şey değil. Karşıyım. Yani bunun da büyük şehirlerde, mesela Ankara'da Maltepe Otoparkı'nı herkes biliyordur. Yani çok katlı, kapladığı alan en fazla 500 metrekare bir alan. 5 katlı bir otopark yapıyorsun. İçinde yaklaşık 1000'e yakın araç şey yapabiliyor. Yani şu 3 tane otopark yapılsa, bir Rıhtım tarafına, bir işte Yeni Mahalle tarafına, bir de Cumhuriyet Mahallesi tarafına, Ordu'nun çok büyük bir anlamda otopark sorunu çözülür diye düşünüyorum. Ama yapmıyorlar, olmuyor. Kolaylarına geliyor. Sahil kenarlarına yapıyorlar. Ben yaptım oldu zihniyetiyle hareket eden dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, o dönem kamu tarafından çok eleştirilmiş ve tepki görmüştü. Mahalle sakinleri ve vatandaşlar bu alanın sosyal bir alan olduğunu savunmuştu. Üstelik burada birçok kafeterya olmasına rağmen ve işlerinin kötüye gitmesine rağmen belediyenin buraya yeni bir kafeterya açmasını eleştirmişti. Burası önceden vatandaşların sosyalleşebileceği bir alandı. Burada bir tenis kortu vardı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden istifa eden Enver Yılmaz döneminde burası tamamen bir otoparka çevrildi. Şimdi ise Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kafe açılıyor. Kaldırılan tenis kortuysa Büyükşehir Belediyesi'nce Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ne taşındı. Otoparkın içine ise yine Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kafe açılıyor. Belediyenin tüm işleri bitti de burada kafeterya açıyor diye soran vatandaş ve esnaflar, belediye bize destek olacakken neden önümüze taş koyuyor dedi. 50 başlık işlerimiz var. Bugüne kadar 9 yıldan beri buradayız. İyi bir hizmet vermek zorundayız. Bunu müşterilerimiz de biliyor. Bence yanlış olmuş. Nasıl yanlış olmuş? Çünkü burada sürekli var. Önceden burada tenis kortları varken daha iyiydi. Nasıl daha iyiydi? Çünkü sosyal alanın vardı. Yani geliyorduk, biz de oynuyorduk zamanında. Şimdi kaldırdılar. Bizim için biraz kötü oldu. Hem işleri de etkileyecek. Sahil boyunda şimdi kahvelerin açılması ihtiyaç varsa şu görünümüne göre bence var mı? Sorgulanır. Yani köstek olmuş daha çok, onu diyebilirim, bilmiyorum. Ama ben daha çok sosyal tesislerden anlarım ama zevkini kaçırıyorlar odanın, o kadar. Çok çirkin bir davranış olmuş. Kendi şahsi fikrimi de söyleyecek olursam, yani buradaki insanların kalkınması gerekirken, onlara bir iş alanı, istihdam sağlamak gerekirken neden böyle bir şey yapmışlar veya da neden böyle bir karar almışlar, onu da halka arz etmeleri gerekiyor. Yani sonuçta belediye halkın seçtiği bir kurum, halkın yönettiği bir kurum. Neden kendi başlarına göre bir karar alıyorlar, halka sormuyorlar? En önemlisi o. Zaten yeterince bizim kafelerimiz var, onlara destek olması gerekirken, yani en azından onların vergilerini biraz düşürme olabilir. Çünkü bu kesimlerde onlar vergiden düşürürlerse bu kafe işletenler de müşteri çekmek için tabii fiyatlarını çekmek zorunda kalacak. Bu da halkı teşvik etmesi gerekir. Hak aranmadığı zaman insanlar haklarını esnaf olarak, vatandaş olarak, öğrenci olarak, memur olarak, yani kimse sesini çıkaramıyor. Yani bir güç var. O güç, yani bu sağ sol hiç fark etmiyor. Tüm siyasi partiler için geçerli. Sakın ha, yanlış anlamayın. Yani o güç geliyor, bir şey diyor. Yani Jacoben, yani tepeden iniyor. Ben yaptım, oldu diyor. Yani kimse itiraz edemiyor. Hadi dilekçe yazalım. Şimdi mesela otopark veya bir esnaf olarak kafeterya açıyor. Ben o konuda başka bir dilekçe yazsam, kim bunu dikkate alıyor ki? Yapımı hala süren kafenin hava şartlarına da bağlı olarak yakın zamanda açılması bekleniyor. Sevgili izleyiciler, ucuz çay, Emirhan müdahale eder misin bir ufak? Ucuz çay içecekseniz içirecekseniz sıkıntı yok. Kek dağıtıp ücretsiz çay dağıtacaksanız gene sıkıntı yok. Tekrar söylüyoruz. Bakın, şehrin en güzel noktalarındaki spor alanlarını, yaşam alanlarını yıkıp
yerine şu mantıkla bu işi yapınca o zaman karşı çıkıyoruz. Bu görüntü hiç olmamış. Yani orada bir spor alanını yıkıp oraya bir kafe restoran açmanız anlayabilmiş değil. Bu gezici mobil araçları daha önceden köprü başına da koydunuz. Köprü başı esnafı der ki arkadaşlar biz vergimizi veriyoruz. SGK'mızı veriyoruz. Eleman çalıştırıyoruz. Dükkan kirası veriyoruz. Şimdi Ordu Belediyesi geliyor Orbel araçlarıyla, mobil araçlarla geliyor orada hizmet veriyor. Şehrin eğer tenha noktalarında bu işletmelerin olmadığı yerlerde bu arabaları gezdirirseniz eyvallah takdir ediyorum. Mantıklı ama yani bir tarafınızda sizin ihalenizle iş yapan bir yer, diğer tarafında bir büfe ve çay ocağı. Siz de şimdi bu araçlar arkasından hemen 100 metre yanınızda başka bir yer varken bunu yapmanız, hele bir spor tesisini yıkıp yapmanız su götürür oldu diyelim. Evet, belediyenin işi gücü para olduğu, bize hizmet yapacaklarına maalesef bizi sıkıntıya sokuyorlar demiş bir dostumuz, arkadaşımız da. Sevgili izleyiciler, WhatsApp ihbar hattına gelen resimleriniz, görüntüleriniz var. Onları programın sonunda yayınlayacağız. WhatsApp ihbar hattına gelen çok sayıda mesajınız var. Sevgili Erkan Hancı, İstanbul Ordu, özür dilerim, İstanbul Tuzla Ulubeyliler Dernek Başkanı diyor ki İstanbul'daki Ordulu Belediye Başkanı adaylarına kolay gelsin diyor. Deniz Köken'e, Özlem Öztekin Vural'a ve Ahmet Yine başarılar dilerim. Evet, programımızın konuk köşesi, 2018'in son programı, sevgili Bahadır Baş, kendisi Mali Müşavirler Odası Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı, eski Fenerbahçeliler Dernek Başkanı, benim de çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım, kardeşim. Zaman zaman onu siyasetin güzel yüzü olarak görüyoruz. Teşekkür ederim. Sevgili Bahadır kardeşimi bu son programda, eski yılın son programında hani bir mali müşavir gözüyle, evet, bir hesap adamı gözüyle, hem de orduyu seven, gerçekten orduya olan hassasiyetini biliyorum. Bir ordu aşığı gözüyle sohbet etmek istedim, konuk almak istedim. Hoş geldin sevgili Bahadır. Teşekkür ediyorum. Ben de Akın Çiçek'le Yeni Günde ve TV52'de olmaktan mutluyum. Evet. Ben de bütün Ordulu Mali Müşavirler adına, odayımız, yönetim kurulu adına hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyorum. İzleyicilerimize günaydın diyorum. Yeni yılın bu son gününde aslında bir muhasebe yapacağız. Bir yılın muhasebesini yapacağız. Ordu ile ilgili, muhasebe ile ilgili, vergi ile ilgili, ülke ile ilgili. Bu yılın karnesi biraz zayıftı. Hem bu ülke için, evet, hem ordu için, evet, gerçekten. Yani evet, dünyada da bir global kriz var. Evet. Bu sadece orduya ya da Türkiye'ye has bir kriz değil. İşte Avrupa'daki krizleri de duyuyorsunuz. Kesinlikle. Fransa'dakini, İngiltere'dekini. Yani İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkıp, evet, o kendine kambur olarak gördüğü yere Türkiye ısrarla girmeye çalışıyor. Evet. Bu da bir anlayamadığımız bir durum ama genel olarak Türkiye'ye baktığımızda 2018 nasıl bir yıl geçti? Şimdi ekonomik verilere baktığımızda aslında Türkiye güzel başladı, kötü bitirdi diyebiliriz. Büyüme rakamlarına bakıyoruz. %7 gibi bir rakamla ilk çeyrekte başladık. İkinci çeyrekte %5'e düştü. İşte en son Eylül ayı sonu, bir ay önce açıklandı. %2.3 gibi, %3 gibi bir rakam. Yıl sonunda da eksi bir büyüme bekleniyor. Yani Türkiye %7 ile başladı. %2'lerde bir büyümeyle bitirecek. Bu ekonominin daralmasının en büyük işaretidir. Yani Türkiye açısından baktığımızda, yine enflasyon rakamına baktığımızda %15'lerle başladık. Eylül, Ekim'de %26 pik yaptı. Şimdi de %23'ler gibi bir rakama indi. Yıl sonu da yine %25'ler gibi bir rakam. Yani enflasyonu yaşadığımız, talep daralmasını yaşadığımız, üretim firmalarımızın üretim hacimlerini daralttığı bir dönemi ve tüketicilerin de tüketim harcamalarında bir kısıntıya gitti bir dönem. Yani ülke için aslında iyi başladık, kötü bitirdik. Daha da kötüsü, belki ilerleyen dakikalarda da konuşacağız ama hükümetin 2019'la ilgili açıkladığı bazı beklenti rakamları var. Hükümetin yeni ekonomik program dediği bir program açıkladı. Orada diyor ki ben 2019 büyümesini %15.2, 2019 enflasyonunu 15.2, büyümeyi de %2 düşünüyorum diyor. Bu aslında Türkiye için son 5 yılda önemli bir daralma. Yani Türkiye hiçbir zaman %2 büyümemiş. Hep %5, %7, %8, %11. Yani mevcut durumu korusam iyi demek istemiş aslında. Aynen öyle. Ve şu, dünyanın bu büyüme rakamlarımızı, yani çok ciddi anlamda kıskandığı bir süreçten geliyoruz yani. Bunu ben samimiyetle söylüyorum ama 2019'da
Hükümet kendi büyüme rakamlarını %2 gibi realize edince bu şunu gösteriyor. 2019 aslında bizim 2018'den biraz daha zor geçeceğini gösteriyor. İşte ülke ekonomisinin bu anlamda daralacağını, mesela enflasyon rakamını %15'e öngörüyor. Bu mutlaka %20'lerde, %25'lerde gerçekleşecektir. Bu süreci, 2019 sürecini ekonomik olarak işletmelerimizin daralması, ekonominin daralması sürecini birlikte yaşayacağız. O 2011 ile 2016-17 arasında yaşadığımız sonuçta kişi başına 10 bin, 11 bin dolar civarındaki kişi başına milli gelirin Mahfiye İlmez'in bir sözü var. Ben şuna bakarım diyor. Dünya milli gelirine bakarım diyor. 11 bin dolar. Türkiye'ninkine kadar 10 bin dolar. O zaman benimki iyidir. İyidir, yaklaşmıştır. Biz ilk defa 2005-2017 döneminde dünya gelirinin altına indik. 2018'de ve daha önceki yıllarda. Yani bir sıkıntılı bir süreç bekliyor. Peki buna şey etkili tabii ki değil mi? Bu Temmuz ayında yaşadığımız bu dolar ve eurodaki o ani düşüş. Evet. Ve akabinde bunu kabul etmiyor aslında ekonomistler. Sen nasıl bakıyorsun bilmiyorum sevgili Bahadır ama. Devalüasyonun gizlisi olmaz diyor. %40 cebimizdeki paramız yani 2000 liramız 1600 lira oldu. Kesinlikle öyle oldu. Şimdi buna şöyle bakıyoruz. Bunu şu anda Türkiye'nin yaşadığı enflasyonun temel sebebi bu. Yani bizim maliyet artışından kaynaklanan, üretim artışından kaynaklanan bir enflasyonumuz yok. Bizim Mart ayında 3.51 olan yabancı paramız, dolarımız Temmuz'un sonunda, Ağustos'un sonunda 7.40'lara çıktı. Yani %100'e yakın bir devalüasyon yaşandı bu ülkede. Sonra Eylül sonuna geldiğimizde de bu sefer 5.40'a indi. Paramız %100 değer kaybetti, sonra %40'da değer kazandı yani. 7.50'den 5.40'a indi. Türkiye dünya anlamında parasının değer kaybettiği 189 ülke arasında belki en sondaydı yani. Bizden geride 1-2 ülke vardı. Onların yani dünyayla ilişkileri, demokrasiyle, dünyayla ilişkileri çok da zayıf ülkeler. Bizim gibi değiller, aynı ligde değiller ama biz dünyanın 20. büyük ekonomisi olarak, 21. büyük ekonomisi olarak var olan bir ülkeyiz ama paramızın değer kaybetmesi. Tabii bunlar, ben şuna inanıyorum, sadece tek başına Türkiye'nin verileri değil, bu ülkeyle dışarıdan mutlaka manipüle edilmeye çalışıldı, piyasalara müdahale edilmeye çalışıldı. Şunu hiçbir iktisatçı veya hiçbir maliyeci, mali müşavir açıklamıyor. Siz Mart'ta 3.51'i, Ağustos'ta 7.51'i, Ekim'de 5.51'i izah edemezsiniz. Yani bu şekilde olmaz. Başka bir ülkede bu kurdaki hareketlilik olsa olmaz. O ülke kaç kere iflas eder? Çok daha iflas eder. Yani ama hala kendi iç dinamiklerimizle mi diyelim yoksa dış destekli dinamiklerimizle mi diyelim? Şöyle bir şey. Hakiyelerle mi diyelim? Aslında buradaki gene ben söylüyorum. 15 Temmuz'da da yaşandığı gibi burada da Türk halkının duruşu var. Niye duruşu var? Şu katkı yapmak istiyorum oraya. Mesela askerlik borçlanması değil mi? Askerlikle ilgili bir süre. Çok ciddi bir anlamda Türk devleti, Türk insanı buna katkı gösterdi. 10.1 milyar lira para geldi. Ne yapıldı? Yapılandırma denildi. 13.2 milyar lira sıcak para geldi. Ne denildi? İşte bu varlık şeyle ilgili bir af yapıldı. Binalarla ilgili imar affı yapıldı. Oradan çok ciddi bir para geldi. Bir anda bakıyorsunuz bu iş enflasyonla mücadele, bir yangın var evde. Paranız da soğuk su hortumudur. Yangına hortumunuz ne kadar güçlüyse, suyunuz ne kadar fazlaysa o kadar çabuk müdahale ediyorsun. Sıcak para da Türkiye ekonomisinin aynı böyle bir şey. Yani onu sıcak paranız varsa enflasyona rahatlıkla... Sevgili Bahadır Baş, ben en çok şeyi merak ediyorum. Şimdi 2018'in son günlerinde işte bir geçen hafta asgari ücret açıklandı. Evet, asgari ücretli sevindi. Niye sevindi? Çünkü o Temmuz ayındaki krizden sonra bu aldığı 1600 lira para yani %40 azaldığını tahmin ediyoruz. Bu işte patatesin soğanın bile arttığı bir memlekette daha neyi konuşacaksınız? Başka şeyleri konuşmaya gerek yok. Ama diğer taraftan da işveren arkadaşlarımı düşünüyorum. Yani fabrikasında 400 kişi çalışıyor. Kesinlikle. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir özel hastanenin sahibi dostumuzu seyahat ettim. İdris Bey'i. O zaten başka sıkıntıları var ama düşünsenize 400 kişinin çalıştığı bir kurumda 400 liralık bir fark, bunun aylık yansıması 500 milyar. Evet. Bir de sağlık sektörünü düşünün, hep sıkıntılı bir sektör. Diğer sektörler için de geçerli. Ne yapacak bu işveren? Şimdi şöyle bir şey. Asgari ücretli için beklenene yakın oldu. Tam karşılamasa bile. Şimdi iki boyutu var aslında. Ülkede de konuşuluyor. Doğru söylüyorsunuz. Birinci boyutu şu. Reel anlamda, yani yabancı parayla bu işi endekslersek, reel anlamda bir düşüş var.
Ama TL anlamında baktığımızda, ülkenin yaşadığı para birimi anlamında veya beklenti anlamında baktığımızda da 2000 küsür lira parası beklenen bir rakamdı. 417 liralık artış Türk asgari ücret tarihindeki en yüksek artıştır TL bazında. Yani bunu kabul edelim. İşverene maliyeti %26 oranında maliyete geldi. Yani bir işçi için yaklaşık 500 lira prim ödeyen bir işveren 750 liraya prim ödemeye, 800 lira prim ödemeye başladı. Yani 700 lira Bağkur ödeyen bir çalışan, yani bir esnaf, kendi Bağkur'unu ödeyen bir esnaf 700 lira, 882 liraya çıktı Bağkur. Yani bu artışlar doğru ama devlet aslında şunu da yapıyor. Yani onu da görmezden gelmeyelim. Bakın %6'lık teşvik bitmişti bu senenin sonunda. Onu bir yılda kaldı. Asgari ücret desteği... Ama asgari ücret desteğinde bir karışıklık yok mu? Yok. Eski çalışanlara kapsamıyormuş, yeni girecek olanlara. Yok. Benim bildiğim yani eğer bir... Dün gün bir arkadaşımızla bunu konuştuk. Evet. Dedi ki eski ücretler için belki benim yanlış yok. Bilgilendirmem olabilir. Benim baktığım yani yayınlanan kararnameye baktığımda anladım. Bununla ilgili sosyal güvenlik genelgesi yayınlanmadı. Bir düzeltme yapacaksa orada göreceğiz ama benim bildiğim 500 üzerinde çalışanı olan iş yerlerinde 100 lira, 101 lira. Diğer iş yerlerinde yani 1, 2, 3, 5, 40, 500'e kadar olan yerlerde 150 lira. Yani daha önce 100 lira olan destek 150 lira, 50 lira artırılmış oldu. Yani artı bu sene yeni işe başlayan işçiler için de hem sigorta hem vergisinin tamamını devlet karşılamak. Tamam. Yani bu konumda da adımlar atılıyor. Bu maliyet %26'lık bir maliyet olmayacak ya eminim. Çünkü hükümet de şunun farkında. Bizim işverenlere destek olmamız gerekiyor. Üretime ihtiyacımız var. Niye bu 417 liralık artış var? Onu çizelim. Az önce konuştuğumuz kısımla da ilgili. Lütfen. Türkiye'de talep daralması var. Yani insanların cebinde para yok. İnsanlar sokağa çıkıp alışveriş yapmıyorlar. Biz diyoruz ki hangi kafeye gitsek, hangi lokantaya gitsek değil. Öyle okumamak lazım. Bu sadece hizmet sektörüyle ilintili değil. Bir alışverişin olması lazım. Piyasada bir hareketliliğin olması lazım. Bunun için de aslında bu artış bu anlamda bir talebi canlandıracak bir etki de yaratacak. Piyasadaki bu hareketi... Tabii. Yani insanların cebine girecek o 417 lira aynı zamanda piyasayı da ciddi anlamda etkileyecektir. Bu sadece bir popülizm, bir seçim yatırımı olarak da görmüyorum bunu. Evet, bu anlamda bu en son alınan hamleleri doğru buldunuz. Ben doğru buluyorum. Bununla ilgili açıklamalarım da yer aldı aslında. Evet. Ve yerinde ve doğru bir hamleydi. Evet, bu arada hafta sonu misafirleriniz vardı. Sevgili evet. Ertuğrul Günay odanızı evet. ziyaret etti. Evet. Onun görüntüleri de var. Yani resimleri rica edelim arkadaşlardan. Aslında Tuncer Engin abimizin cenazesi için gelmişlerdi. Evet. Beraber olduk. Kendilerine. Üyelerimizle birlikte. Oda meclis toplantısı vardı. Bizim 2018 yılı son oda meclis toplantısı vardı. Yaklaşık 45'e yakın arkadaşımız katıldı. Ve her biri de söz aldı, konuştu. Bu pek bir alışılık bir durum değildir ama o toplantıya katılan bütün arkadaşlarımız söz aldı. Sayın Günay da ben rica etmiştim. Cenazeye geleceğini duyduğum için davet ettim. Hani zamanı olur mu diye. Katılırım dedi. İlginç bir konuya değindi orada. Bizim için de çok önemliydi. Arabuluculuk konusuyla ilgili ben kendisine kısa bir bilgi verdim. Yani izleyicilerimizle de paylaşmak isterim. Türkiye'de arabuluculuk 2011 yılından itibaren alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak gündeme geldi ve gerçekten önemli bir hareketti. Hukukun önündeki yılan dosyaları, hukukun önündeki sorunları gidermek için siz mahkemeye gitmeden önce bir arabulucuya gidiyorsunuz ve bir alternatif bir çözüm yöntemi olarak o ilk önce burada. Ki giden dosyaların %80'inin olumlu çözüldüğü de görülüyor. Yani hukukun üzerinde, mahkemelerin üzerinde yükü önleyici bir doğru bir hamleydi yine. Sonra 2017 yılında birden Türkiye'nin gündemine düştü. Bu aslında uygulanan bir uygulamaydı. Var olan bir uygulamaydı. Niye? Denildi ki 1-1-2018 tarihinden itibaren işçi işveren uyuşmazlıkların tamamı arabuluculuğa gidecek. Bu dava ön şartı o. Yani siz herhangi bir işçinin kıdem ihbar tazminatı ile ilgili mahkemeye gidemiyor. Önce arabulucuya gidecek. Oradan bu işin olmadığına dair bir ilan alıp bu şekilde dava açacak. Bu Türkiye'de 13 milyona yakın çalışanı ilgilendiren bir uygulamaydı. Yaklaşık 2,5 milyon işvereni ilgilendiren bir uygulamaydı. Arabuluculuk çok önemli bir noktaya taşındı. Sonunda en sonunda 7155 sayılı yasayla bir 15 gün önce ticari davalar, borç alacak davaları dahil 2019 yılından itibaren önce arabulucuya gidecek şartı getirildi. Biz şuna itiraz ettik. Şimdi mali müşavirlere bilirkişilik yaptırıyorsunuz. Ceza mahkemelerinde uzlaştırıcılık yaptırıyorsunuz ama arabuluculuk yetkisini vermiyorsunuz. Biz bunu gerek TÜRMOB birliğimiz bütün odalar talep ettik. Yani mali müşavirler de arabuluculuk yapsın diye. Sayın Bakan'a da bu konuyu arz edince kendisi şunu söyledi. Eğer bunu engelleyen dedi meclisteki hukukçu lobisi veya avukat lobisi ise dedi bu yanlış bir uygulama, haksızlık. Ben dedi avukatlık yapıyorum dedi. Hakim bile dedi
borç alacak ticari davi uyuşmazlıkları nedir? Önce bir bilirkişi, mali bilirkişi, hesap bilirkişisine gönderiyor. Onun görüşünü alıyor, onun görüşüne göre kanaat oluşturuyor. Siz bu grubu dedi, arabuluculuk konusundan dışında tutamazsınız. Son bir katkı, dünyada arabuluculuk uygulamalarına baktığımızda şu şekilde. Her meslek, yani basın sektörüyle ilgili de siz arabuluculuk yapabilirsiniz. Sizin sektörünüzde iki firma veya özellikle bir durum varsa sizin yetki almak, sınavlarına girmek, vermek şartı isterseniz siz de yapabilirsiniz. Bir mimar, bir mühendis kendi alanına ilgili arabuluculuk dünyada yapabiliyor. Ama sadece Türkiye, sadece avukatlara verilen tek ülke dünyada. Yani arabuluculuk mesela, şunun altını çiziyorum. Ben avukat arkadaşlarıma, Sayın Baro Başkanı'na çok yakın ilişkilerim var. Yani onların bir işini engellemek maksatlı söylemiyorum. Tabii ki hukuku bizden çok daha iyi biliyorlar. Tabii ki takdir ederseniz hukukun özel alanları var. Bizden daha bilgi, sadece hukuk okumuşlar. Bu ayrı bir şey. Biz onların o alanıyla ilgili en ufak bir talebimiz yok. Bizimkiler ama diyorsunuz. Bir ticari davayla ilgili, biz veya bir işçi işveren uyuşmazlığıyla ilgili bir mali... Çünkü bu konuda en fazla, en detaylı bilgileri sizler biliyorsunuz. Yıllardır bunu hep yaşıyoruz, görüyoruz. Evet. Mevzuatı da bildiğinizi kesinlikle biliyoruz. Yani bu çok önemli. Bunu Sayın Bakan'a da söyledik, o da sağ olsun. Görüşlerini samimi bir hukukçu, Türkiye'nin önemli bir hukukçusu, iyi bir avukat olmalı ve samimi bir şekilde bu dedi yanlış dedi. Yani eğer bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürmelisiniz dedi, bunu dedi mücadelesini yapmalısınız dedi. Bu anlamda kendisine teşekkür ediyorum. Güzel, verimli bir toplantıydı. Çok da kalmadı. Onun da çocukluk arkadaşıymış. Tuncan İlgin. Evet. Onun için gelmişti. Bir 15 dakika bizi kırmadı. Bizimle arkadaşlarımızla beraber oldu. Evet. Cenazeler bu anlamda aslında birleştirici oluyor. Evet. Ben programın başında da söyledim. Tuncel abinin naaşının, evet, tabutunun bir tarafına Hilmi Güler, evet, omuza attı. Evet. Diğer tarafına Ertuğrul Güner. Evet. Yani bir tarafında Mustafa Adı Güzel vardı. Mustafa Adı Güzel vardı. Beraberler. Aynen. Bu güzel. Bu güzel yani. Bu değerlerimizi kaybetmemişiz deniz. Aynen. Bizim bu değerlerimizi için kaybetmemişiz. Hür generalimizi kaybettik. Evet, onu sevgili, çok güzel. Bir kere daha rahmetle analım. 2018 zor bir yıldı gerçekten. Asgari ücretli için de, evet, zor bir yıldı. Evet. Şu an çalışan birçok asgari ücretli. Yeni yılda acaba bu aldığım asgari ücretin bir değer kaybı tıpkı bir öncekinde olduğu, evet, gibi olacak mı? Ben bu 2000 lirayla geçinebilecek miyim? Mesela en çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu. 2020 lira net, bu ayın sonunda biz bu parayı alabilecek miyiz? Hayır, alamayacağız. Yani doğru aslında, bize de çok fazla sorulan bir soru. Bu... Evet, bir çocuklu ya da iki çocuklar kaç para alacaklar? En fazla bu soruyu, evet, soruyor insanlar. Evet. Abi biliyor musunuz? Bekar birisi 2020 lira alacak. Evli bir çocuklu olan da 2150 lira alacak. Ama bu para bu sene net, Ocak ayına ait, Şubat ayı, Ocak ayı maaşlarıyla ilgili... Ocak ayının sonunda veya Şubat ayının başında ödenmesi gereken maaşlar. Bu, evet, Aralık ayı çalışmasıyla ilgili bir ücret değil. Onun altını, evet, çizelim. Bize de sıklıkla... Ocak ayının sonunda alacak. Evet, yani. Ocak ayının sonunda eline geçecek ücretlerle ilgili. Bir yıl boyunca aynı maaşım alacağız. Bir yıl boyunca aynı maaş alınacak. Evet. Bu değişmeyecek. Eskiden yılda iki defaydı bizim. 30 Haziran'a kadar geçerli bir asgari ücret yayınlanıyordu. Sonra 1 Temmuz 31-12 dönemi için yeni bir asgari ücret belirleniyordu. Son 3 yıldır bu şekilde değil. Yılın başında tek bir defa açıklanıyor ve yılın sonuna kadar da geçerli bir asgari ücret. Ben yine aracılığınızla önemli bir iki hususu da lütfen, aslında buyurun, müjde verelim. Şöyle, evet, evet, konuşmuştuk sizde, evet, programın başında. Sefat da o müjdeleri hemen KJ'den yazsın. Evet, evet. Biliyorsunuz 7143 sayılı yasayla Türkiye'de 5 milyon 900 bin vergi mükellefi yapılandırma yaptı. 1 milyon 230 bin de SGK mükellefi yapılandırma yaptı. Eğer bu taksitlerini yatırmadılarsa... Bunların %40'ı, evet, yani 2 milyon, 5 milyon, 2 milyon 400'ü... yatırmadılar. Bir veya iki, hiç yatırmayanlar. Bu zamana kadar müracaat edip kurala uymayan kim varsa bunlar için 28 Aralık 2018'de bir düzenleme yapıldı. Evet. 7159 sayılı yasa çıktı. Bu çok meşhurdu. Karayolları, trafik geçişlerindeki cezaların affedilmesi yasası, torba yasasıyla beraber çıktı. Yani SGK ve vergi borçları, evet, Şubat 28'e kadar uzatıldı. Şöyle diyelim. 2019. %2'lik bir gecikme zammıyla ödenmesi halinde Şubat, evet, 2019'a kadar uzatıldı. Evet. Yine bir müjdemiz de şu olsun. Bugün sosyal güvenlik yapılandırmasının üçüncüsü. 31 Ocak'ta da vergi yapılandırmasının üçüncüsü ödenecekti. Bunların hepsinin de tarihi de 28 Şubat'a kadar herhangi bir gecikme faizi olmadan ötelendi. Ötelendi. Yani biraz rahatlattık vatandaşı. Evet. O yıl sonu stresinden, evet, rahatlattık. Bugün kimse para bulayım, şu yapılandırma mı, bakın vergilerde değişiklik, evet, yok. Normal zamanında ödenmesi gerekenler ödenecekler ama yapılandırma yapıp ödeyemedim,
İşte matrah artırımında bulundum. Vergi barışından yararlandım ama ödeyemedim diyenler varsa... Şu alt bant doğru mu? SGK vergi borçları Şubat 2018'e kadar uzatıldı. Yapılandırılan, uzatıldı dersek SGK ve vergi borçları değil. Yapılandırılan borçlar. Borçların ödemeleri. Evet, yapılandırılan SGK ve vergi borçları uzatıldı. Evet, bu doğru olur. Evet. Bunları da hem kanalınız aracılığıyla iletmiş olalım. Çünkü önemli. İnsanlar bekliyordu. Takip edenler çünkü 2-3 günlük bir düzenleme bu, henüz bilinmemiş olabilir. Bugün dün akşam aradılar beni mesela. Dediler gece 11 gibi. Biz yarın bunları ödeyecek miyiz? Yok, ödemeyeceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Bir de şu mesela beyaz eşya alan dostlarımız için şu ÖTV'ler uzatılsa. Evet. Sonra hukuk büroları sık sık borçlulara hepimize yakın çevremizden evet, görüyorsunuz. Kesinlikle öyle. İşte bu biraz hani borçlar ödesinler diye yapılan bir taktik gerçi ama eminim ki onlar da uzatmak zorunda kalacaklar bu ekonomik darboğaz içerisinde. Şimdi, ama çok doğru söylediniz. Yani inşaat sektöründe KDV'yi düşürdü devlet. İşte ÖTV'yi düşürdü. Mobilya sektöründe KDV oranı düşürdü. Yani bunun hep birinci bölümle ilgili, ilk girişte söylediğimiz konuyla ilgili, ne talep daralmasını, piyasadaki yokluğu devlet de biliyor. Bu fiyatları indirmenin sebebi o. Yoksa niye indirsin ki? Yani bu sadece beyaz eşya sektörü kar etsin, işte mobilya sektörü değil. Talepte insanların satın alma gücünde düşüklük var. Yani %10, %20 ÖTV'sinden, KDV'sinden feragat ediyorum diyor. Ama piyasa canlansın. Yani oradaki iş dünyasının sirkülasyonu artsın, borcu ödensin gibi pratik hamleler. Yani vergi enstrümanıyla, maliye politik, vergi politikasıyla oynayarak talebi düzeltme hamlesi. Doğru. Yani bu stratejileri ben Mehmet Şimşek zamanında da yapıldı. Naci Abal döneminde de yapıldı. Piyasanın enstrümanlarıyla oynadılar. Yani insanlara bankadan kredi vermediler. Evet. Piyasada devletin alacağı vergi oranlarını düşürdüler. Burada sıklıkla söylüyorum. Son bir şey. Biz hep zannediyoruz ki vergiyi artırdığımızda vergi geliri artar. Hayır. Bu yanlış bir paradoks. Veya orantı diyelim. Vergi gelirini, vergi oranını artırmak aslında vergi düşürür. Yani insanları kayıt dışı yollara gider. Başka alternatif çözüm yolları bu. Ama doğru bir hamle yapılıyor. Oranlar aşağıya çekildikçe hem piyasa canlanıyor, sirkülasyon hareket ediyor, devletin vergi alma gücü de artıyor. Bu önemli. Siz orada önemli bir STK'sınız. Hem işverenle olan hem işçiyle olan ilişkilerinizin en sıcak olan ve onların belki de en hassas parayla ilişki olan kurumusunuz. Ama sadece bir para ve finans kurumu değilsiniz. Evet. Siz bir sosyal de çevreye ve olaylara karşı duyarlı bir kurumsunuz. Bireysel Bahadır Baş olarak soracağım. Anladım. Orada dolaşıyorsun hafta sonları. Yürüyüş yaptığını görüyorum eşinle, evladınla. Evet. Bir evladınız var herhalde. İki, bir oğlum bir kızım var. Evet, Allah bağışlasın. Sağ olun hepimizinkine. Gözüne takılan, seni rahatsız eden ne var sevgili Bahadır? Şimdi aslında ön yargı veya danışıklı olmasın. Girişte sizin programın bir bölümünü izleme şansı bulundum. Orada da bir defa herkes sizin arkanızdaki şu otoparkla ilgili rahatsız. Yani Ordu şehrinde yaşayan herkes rahatsız. Otoparkı gösterebilir miyiz? Hiç tartışmasız bunu görebiliyorum ben. Bununla ilgili hassasiyeti de herkes her platformda dile getiriyor. Bunun, bu şehrin daha güzel değerlendirmesi lazım. Eğer bizim vitrinse, bakın ben İstanbul'dan, Ankara'dan 40 oda başkanını ağırladım Haziran ayında. Burada Ordu'da kaldılar. Yaklaşık 120 kişi geldiler. Ordu Mali Müşavirler Odası'nın konuydu bunlar. Karadeniz Odaları toplantısı yaptık. Bu şehri gezdirdik. Ayvalık Yaylası'na götürdük arkadaşlarımızı. Perşembe Yaylası'na çıkarttık. Fas'a götürdük. Perşembe'yi gezdirdik. Şehri gezdirdik. Bayıldılar yani. Çok gelmeyen arkadaşlarımız şunu çok gördüm. Güzel işler yapıldı. Evet. Gerçekten sahil enfes oldu ama bu biraz onun hani üzerine konmuş bir böyle bir... Bence de yani bu, ben şimdi liman tarafından bu şehre baktığınızda buranın daha farklı, Ordu'yu tanıtıcı bir logo olması lazım. Aynen. Bir şey göstermesi lazım. Veya Soya tarafından bu şehre baktığınızda bu bölümün görünmesi lazım. Uzay gemimizi nasıl buluyorsun? Uzay gemimiz de güzel olmuş. Liman. Yok, ben şeyden, staddan bahsediyorum. Yani o da tabii şehrin kabul görmeyen olaylarından birisiydi. Yani biz şunu söylüyoruz, sporla ilgilenen de bir tarafımız var. Bu şehre yarın Süper Lig'de maç oynadı. Bir taraftarı soktunuz. Diyelim 2000 yabancı bir taraftara geldi buraya. Nasıl tahliye edeceksiniz bu insanları? O evlerin, o caddelerin arasında tahliye etmeniz mümkün değil. Hani bu işin şey zorluğu, sosyal zorluğu. Hatırla 19 Eylül'ün oradan, yani şehrin merkezinden sırada giderken şu Fidan Gölü'nün o ara eski merkez karakolunun önünden geçerken yaşanan tartışmaları, arbedeleri düşünürsene. Evet. Şehrin en güzel yerine belki de ilerleyen günlerde bir dinamit koydular. Evet. Bu önemli. Sosyal önemli bir taraf ama bir de bizim şehrimizin, hani marka şehir diyoruz, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri de görüyorum ben Ordu'yu. Ben pek çok ile gittim. Samimiyetle söylüyorum. Ordu'nun güzelliği, doğası kesinlikle ve insanları huzurlu hissettirdiği bir şehir daha görmedim.
Belki her şehir. Böyle çok güzel görünüyor. Etrafında şu hiçbir şey olmasa böyle yeşillik, bu peyzaj çalışması güzel. Yani aslında. Ama iş böyle değil. Uzay gemisi gibi gerçekten bir havası var yani. Veya uzay havalanı diyelim. Keşke bunu Ulubey yoluna, Efirli tarafına, ya da Gülyalı tarafına yapsalardı. Yani bu bence de doğru bir yaklaşım. Ben de sizin aynı. Samsun'da şehrin dışında havaalanı ile şehir arasında. Trabzon'da denizin kıyısında. Rize'de aynı şekilde. Ya Ordu'da nedir bu kardeşim, anlayamadım. Şehrin en güzel yeri belki de. En güzel yerinde. Evet. Birilerinin arsalarına fiyat artırım şeyi mi yaptılar, ne yaptılar bilmiyorum. Ben biraz hani bu konuda sen konuşma. Hayır. Yani çok hani bizim alanımız değil. Tabii ki piyasadaki elimizde konuşabilmek için verimizin olması. Bunlarla ilgili. Yoksa piyasanın söylediği her şeyi her platformda doğal olarak söyleyemiyoruz. Biz süzgeçten geçirmemiz gerekiyor. Ama şehirle ilgili çok samimiyetle söylüyorum. Az önce güzel de bir şey söylediniz. Şehre böyle bir katkınız da var. Girişte ben izledim sizin program bölümünü. Yani Ayvaslı'ya da, Perşembe'ye de, Mesudiye'ye de, Kumru'ya da aynı eşit mesafede, aynı objektifi yansıtıp şehrin dinamiğini, şehrin güzelliğini göstermeye çalışıyoruz. Bir yanlışlık sadece, varsa... Tabii Ordu sadece şehir merkezinde ibaret değil. Evet. Yani ilçelerdeki dostlarımız, arkadaşlarımız da zaman zaman... Bakın geçen gün Çatalpınar'daydık. Oradaki vatandaş dertli. Vatandaşın bir tanesi kendi yerinden yol vermiş... Evet. Fakat yolun altına yaptığı evini daha sonra kaçak diye mühürlemek istemişler. Yapan da büyükşehir. Yani orada da garip hakikaten trajikomik olaylar oluyor. Bu anlamda zaman zaman serbest muhasebeciler ve müşavir odası olarak böyle açıklamalarınız olacak mı 2019'da? Tabii ki yani biz şehirle ilgili her olayın içerisinde varız. Niye? Şehir canlı bir yapı. Sizinle beraber başlayan, sizinle beraber devam eden... önemli bir bizim varlığımızı sürdürmemize sebep olan bir yer. Buna her platformda sahip çıkmamız lazım. Biz bunu siyasi argümanlarla birilerine bir şeyleri bir mesaj verebilmek, birilerine bir fatura kesebilmek maksatlı değil. Biz bu şehre sahip çıkabilmek. Aklımızın erdiği, entelektüelimizin el verdiği düzeyde. Hani biz bu işin uzmanı bir şehir plancısı, bir mimar, bir mühendis bakış açısı değil. Ama bu şehirde yaşayan bir birey olarak her konuyla ilgili... Şehrin konusuyla ilgili görüşlerimizi paylaşacağız. Ordu Spor'la ilgili paylaşacağız. İşte çevre düzenlemesi, çevre yoluyla. Bugün 94'teki insanların duruşu olmasa Ordu şehrinin bu güzelliği olmayacaktı yani. Bugün oraya gelen insanlar bu şehre bayılıyorsa, bu şehri Giresun'dan, Trabzon'dan, Samsun'dan, Rize'den ayırıp aa müthiş bir şehir diyorsa o 94'te o Anemen Oteli'nin önünde duran insanların duruşunun sonucudur. Her şeyin bir bedeli var yani. O 10 bin kişi oraya çıkmasaydı bu şehir bu kadar güzel olmazdı. O yüzden hani biz sokağa dökülelim anlamı değil ama doğrulara doğru, yanlışlara yanlış. Doğru eylemlerde doğru refleksi gösterelim toplumsal olarak. 2018'in son yılı hem işverene hem oda üyelerimizle hem de ordulara şöyle güzel dilek ve temennilerle sizlere veda edelim. Tabii 2018 aslında bizim için çok da olumsuz geçti. Biliyorsun Fenerbahçe'nin bir kaosu olayı da yaşandı. Sevgili Bahadır aynı zamanda eski Fenerbahçeliler, Ordu Fenerbahçeliler Dernek Başkanı. Şimdi sevgili Melih devam ediyor. Çok çok da iyi yapıyor, güzel işler yapıyor. Derneği de çok önemli yerlere taşıdı. Bu sene Fenerbahçeliler için acı bir yıl oldu. 2018 tarihin en acı yılı oldu. Yani acıdan öte bir yıl oldu. Yeni Ordu Sporlar için de üzücü bir yıl oluyor. Ama İyi başladı, kötü bitti o da Eski Ordu Spor'un tekrar şahlanması. En büyük dilek ve temennim. Eski Ordu Spor'u tekrar Süper Lig'de görmek hayalimiz, ümidimiz diyelim. Şehrin aslında doğru da bir şey yapılıyor. Basketbolunun, futbolunun şehrin yapısıyla beraber büyümesi gerekiyor. Ben Ordu'nun bunu hak ettiğine inanıyorum. Yani bir güzel bir basketbol takımına, güzel bir futbol takımına sahip olması, renkleri ne olursa olsun morun ve beyazın içinde olunduğu her şeye bizim sahip çıkmamız lazım. Kendi özel tercihlerimiz, özel beğenilerimiz olabilir ama bizim ana eksenimiz mor ve beyaz ve menekşe olmalı. Sahip çıkmalıyız bu şehre. Ben son olarak işverenlere özellikle bugün özel bir gün, yılın son günü 31-12 tarihi. Bütün işverenlerin kar zararlarının belirlenebilmesi için stoğunu tespit etmesi lazım. Yani bugün aslında bütün işverenler için, iş dünyası için, bütün iş yerleri için bir sayım yapma akşamı. Onlar belki yılbaşı gecesi koşa koşa evlerine gidemeyecekler. Bütün iş yerleri mesai bitirdiğinde, müşteriyi gönderdiğinde dönecek, sayım yapacak ve kar zarar çıkacak. Özellikle şunu hatırlatıyorum. Bir işletme eğer 31-12 akşamı malını saymıyorsa... Gerçekten ne kazandığını ne kaybettiğini bilmiyor demektir. Bir fotoğraf çekilebilmesi için ister mali müşaviri olsun, ister işletmenin sahibi olsun, işletmenin ister ortakları olsun. Bir fotoğraf, doğru bir fotoğraf çekebilmek için işletmeyle ilgili
mutlaka 31-12 akşamı sayım yapılması, mevcutların neler olduğu, alacakların neler olduğu, stokların neler olduğunu bir liste halinde hazırlanıp muhasebeye, mali müşavire verilmesi lazım. Eğer bu yapılmıyorsa bu yanlışın birinci hamlesidir. Bundan sonra doğru bir şey yapılamaz. Bütün işverenleri bu anlamda kanalınız aracılığıyla hatırlatalım bu konuyu. Bu akşam bu konuya dikkat etmelerini rica edelim. Yine bir başka önemli bir konu iş dünyasına yakından ilgilendiriyor. Bu çok yoktu. Elektronik tebligat diye bir uygulama vardı. Kim yapar, nasıl yapar? Bakın anonim şirketler ve limited şirketler, tüzel kişilikler, vakıflar, dernekler 31 Ocak 2019'a kadar e-tebligatlarını almak zorunda postaneden ve bundan sonra bütün tebligatlar bu adreslerine gelecek. Yani kağıt ortamında herhangi bir tebligat, mahkeme kanalı bir tebligat gelmeyecek. Herkesin elektronik posta adresine gelecek. Bu tebligatları da hatırlatmak istiyoruz. Yine odamızla ilgili de biz gerçekten oda meclis toplantısında konuştuğumuz için söyleyebilirim. 120 tane etkinlik yapmışız. 15-16 tane seminer yapmışız. Ziyaretlerimizle, gittiğimiz kurumlarla, işlediğimiz, takip ettiğimiz veya odanın üyeleriyle sorunlarını anlattığımız kurumlarla beraber yaklaşık 120 ziyaret yapmışız. Yani bu iş günü olarak 120 gün sadece. Niye? Bir markayı, bir değeri oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii bu marka ve bu değer mesleğim var. 30 yıllık bir geçmişi var Türkiye'de mali müşavirlik mesleğinin. Ama Türkiye'de 2004 yılından itibaren muhasebeci mali müşavirlerin rolü değişti. Yani idarenin e-beyannamesini hazırlayan, e-bildirgesini hazırlayan, elektronik defterini tutan farklı bir süreç geldi. Yani Türkiye'ye rehberlik eden, Türkiye'nin ekonomisinin bütçesindeki vergi gelirlerinin tamamı muhasebeci ve mali müşavirin emeği ve çalışmasıyla oluşuyor. Türkiye'de 110 bin, orada da 375 tane mali müşavir var. Yine muhasebeci mali müşavirlerle ilgili, bunu ben kanalınız aracılığıyla bir meslek şövalyesi veya oda başkanı olarak değil, kendim bu mesleğin gerçekten yapan birisi olarak söylüyorum. Zor şartlarda çok fazla problemle beraber çalışıyoruz. Umarım 2019 bu problemlerimize çözüm yılı olur. Arkadaşlarımızın beklentileri, umutları gerçekleşmiş olur. İş dünyası için özellikle gerçekten ekonomik taşların yerine oturduğu, kazançların arttığı bir yol olmasını diyorum. Niye? Bu işte dominonun birinci kısmı iş dünyası. İş dünyası kazanamazsa diğer hiçbir kurumda kazanamaz. Yani birleşik kaplar kuralı geçerli. Önce iş dünyası kazanacak. Bu kazancın çevreye yansımasıyla beraber de hepimiz beraber kazanacağız. Yine işçiler için aynı şeyi söylüyorum. Ve 2000 biliyorsunuz Mart'ta yerel seçimler var. Yerel seçimlerimizin ülkemizin demokrasisine yakışır bir şekilde çalışanların, bakın belediyecilik değerli bir ağabeyimin sözüdür. Ana kucağıdır der. Milletvekili baba kucağıdır der. Ana kucağına herkes oturur der. Yani biz belediye başkanı seçiyoruz. Biz herhangi bir partinin A, B, C partisinin militanını seçmiyoruz. Bizim mahallelerimizin listelerini yapan, bize oy verdi, oy vermedi diye ayrıştıran insanlar seçmiyoruz. Biz seçim sabahı parti rozetinin bırakılıp belediye rozetinin takıldığı ve hep beraber onun yanında yer almamız gereken bir süreçten bahsediyoruz. Ve yine ülkemiz için de demokrasi talep ediyoruz. Dünya için barış talep ediyoruz ve size de güzel yayınlar diliyoruz. Bize zaman ayırdığınız, katkı verdiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili Fatih Çelebi sevgilerini, selamlarını göndermiş. Teşekkür ediyoruz. İki güzel insan demiş. Bir güzel insan da orada. Yusuf Ziyaçoğlu, Ordu ilimizi sizlerin aracılığıyla izliyoruz demiş. Ali Osman Osman'a sevgilerini göndermiş. Bahadır Bey'e ve tüm sevenlerimize kolay gelsin demiş. Tüm dostlarımız, ortak dostlarımız, hepsini yeni yılı kutluyoruz. Selam ve mesajlarını göndermiş. WhatsApp ihbaratına gelen mesajlarımız var. Çarşamba gününe sarkıttıklarımız var. Sefat'tan rica ettik. Var mı bir yeni yıl şarkısı diye? Evet, şu anda bakıyor. Sevgili Bahadır, sana da teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, 2018'in son programına şöyle güzel bir yeni yıl şarkısıyla Sefat'a güveniyoruz bu konuda. Zamandan da biraz çalarak, biraz da kısarak veda edelim. 2019'da yarın özel programımız olacak. 2019'un ilk programında çarşamba sabahı saatler 08'i gösterene değin kendinize çok ama çok iyi bakmanızı, 2018'in bütün yaşanılan olumsuzluklarını bırakıp 2019'a, yeni yıla sağlık içerisinde, barış içerisinde huzur dolu bir şekilde geçirmeniz, girmeniz dileğiyle diyoruz. Ben ve bütün ekip arkadaşlarım adına, kamerasından rejideki arkadaşıma, haber merkezinden en üst kademedeki, en alt kademedeki arkadaşlarım adına TV52'den size selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Çarşamba günü görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
Fotoğraflarınızı ve videolarınızı bekliyoruz. TV 52 WhatsApp hattı 0546 452 0222.